Değerli katılımcılar, Bilim Sanat Yaşam Söyleşilerinin 2012-2013 yılı akademik yılı ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Toplantıdan sonra ikincisi, Onur Hoca sağ olsun toplantıyı hukuk bilimi ve toplum bilimleri başlıklı konuşmasıyla değerlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hocam, Bilim Sanat Yaşam Söyleşileri, söyleşi olduğu için sunuş yapmayı kabul ettim. Söyleşmeyi umarak sunuş yapıyorum. O nedenle biraz da yeteneksiz sanatçıların talebi gibi hep beraber söyleyelim bundan sonrasını vardır ya. Lütfen sunuşumu kesip soru sorarsanız, yanlış böyle söylerseniz, katkı yaparsanız sevinirim. Çünkü hem uzun konuşmayayım hem de söyleşi olsun gerçek anlamda. Tartışmaktan ve çatışmaktan kaçınmayan birisi olduğunu biliyorsunuz. Sadece ağlayarak uzaklaşırım toplantısının sonunda. Lütfen katkı yapalım. Tartışalım lütfen. Söyleşelim. Hukuk bilimleri ve toplum bilimleri. Hukuk parantez içinde bilimleri ve toplum bilimleri başlıklı sunuş. Neden bilimlerini hukuktan sonra bir parantez açıp bilimleri dedim. Bilimi dedim daha doğrusu. Çünkü toplumsal yaşamın daha doğrusu herhalde yaşamın bir hukuksal kurgusu ifadesi var. Bir de bunun hukukçular tarafından işlenerek oluşturulmuş olan bilgisi var. Bu ikisini de vurgulayabilmek için böyle bir başlık seçtim. Hem hukuka ilişkin şeyler söyleyeceğim hem de bunun hukukçular tarafından oluşturulmuş bilgisini hesaba katmamız gerekecek. Bu iki dolayımı, iki yeniden kurguyu anlatmak için böyle bir başlık uydurdum. İki tane haber var. Daha sonra umarım bu haberlerle bağlantısını kurarım sunuşumu. Ama emin de değilim kuramayacağımdan. Bir tanesi 13 Temmuz 2012. 12 Eylül öncesinde Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ile CHP Adana İl Başkanı Avukat Ahmet Albay ile CHP Kayseri İl Başkanı Avukat Mustafa Kuloğlu'nun öldürülmesi olaylarına karıştığı gerekçesiyle mahkum olan, yani önemli mahkum olan nokta nokta 3. yargı paketi kapsamında serbest bırakılmış. Daha sonra memleketine gitmiş ve televizyona söyleşi veriyor. Söyleşisinde mülakat veriyor. Mülakatında Sayın Erdoğan'dan böyle bir beklentimiz vardı. Sözünde durdu sağ olsun. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bütün AKP'lilere, Bülent Arınç'a, Selçuk Özdağ, Haluk Halep İpek'e ve tabii genel kurulda desteklerinden ötürü MHP'ye hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Hala daha heyecanım devam ediyor benim. Kendi köyümü, sevdiklerimi, ailemi kavuştuğum için mutluyum. Uzun konuşma devam ediyor. Ben sadece bir süreç içerisinde özellikle 12 Eylül referandum sürecinde evet oy veren herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Diyor 3 kişinin katili mahkum nokta nokta 12 Eylül referandum sürecinde evet oyu veren herhalde yetmez ama evet unuttu herkese teşekkür ediyorum. 12 Eylül referandum süreci neydi? Anayasa değişikliği. Bir haber daha yine bağlantı sunmanın kurarım. 8 Ekim 2012 Pazartesi Cumhuriyet Ankara'da çıkmış Gökçek'ten hakim itirafı kentsel dönüşümün konusunda neler yapacağını anlatıyor ve diyor ki sürekli bizi mahkemeye veriyorlar. Mahkemede %98 onlar kazanıyor. Ürettiğimiz projelerin mahkeme süreci 3 yıl, uygulama süreci ise 6 ay sürüyor. Ama değişen hakimlerle birlikte bu engel ortadan kalktı ve çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz dedi. Gökçe'nin öyle bir açıklaması var haberde. Burada da değişen hakimler önemli. 12 Eylül'de biraz önceki haberdeki vurgu. Burada değişen hakimler. Bir hakim nasıl değişir diye düşünmüştüm bu haberi okuduğum zaman. Değişen hakim herhalde Kafka'nın romanındaki gibi bir sabah kalkıyor hakim hamam böceği olmuş. Böyle mi diye düşünmüştüm. Bunlarla sunuşun bağlantısını kurabileceğimi umuyorum. Ha bir şey daha ekleyelim. Geçen gün Oslo süreci ne ilişkin ses kayıtları varmış. Ona bakayım dedim YouTube'dan. Bayağı adamlar koymuşlar Oslo süreci, Oslo görüşmelerinin ses kaydını. Doğrudur belki de bilmiyorum. Şeyler de var. Metin çözümlemesi de var. Ama baktığımız zaman idari hukuk konuları ya bu dedim. Benim derste anlattığım idarenin örgütlenmesine ilişkin temel konular anlatılıyor. Şaşırdım. Demek ki Oslo görüşmeleri öyle çok Türk siyasetini bilmeye gerektiren falan şeyler değilmiş. Yani dinlediğiniz zaman bir hukukçu olarak da anlaşılabiliyor. Üç tane olgu söz konusu. Bu olguya ilişkin
anlamak sorunumuz, bilme sorunumuz var. Bilim kuşaklarının görgül kaosu kavramlara, ilkelere, hakikatlere çeviren düşünsel çalışmasının ürünüdür diye bir güzel bir saptama var. Görgül kaosu kavramlara, ilkelere, hakikatlere çeviren düşünsel faaliyet. Ama düşünsel çalışma bir kişinin çalışması, o anki toplumun çalışması, bilim adamları grubunun çalışması değil, kuşakların çalışması. Burada toplum bilimleri nedir derseniz herhalde topluma ilişkin görgül kaosu kavramlara, ilkelere ve hakikatlere çevirme çabalarını içeren disiplinlerin adı herhalde toplum bilimleri. Burada hep bir bütünlük ve kolektif çalışma vurgusu var. Bilginin bir bütünlüğü, doğruluğun belki de hakikatin bir bütünlüğü çabası var. Yine buradan bir sıçrama daha yapalım. 94 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim. 93'te kazanmıştım ama uzun sürdü girmem. 94'te girdim ve o tarihten itibaren hukuk camiası için, hukukçu değilim, Siyasal Bilgiler Fakültesi camiası için de avukatım. Ve o tarihten itibaren hukuksal gerçekliği anlamak için ya da toplumsal gerçekliğin hukuksal kurgusunu anlamak için epey çaba sarf ediyorum. Ama şunu anladım bu süreçte. Hukuksal biçimlere hakim olmak, hukuka hakim olmak bir mantıkçı yapar size en fazla. Onun ötesine geçiremez. Bir mantıkçı mantıkla ya da hadi eşleyelim hemen, bir matematikçi matematikle toplumu ne kadar anlayabilirse, bir hukukçu da hukuk bilgisiyle, hukuka hakim olmakla, bakın burada hukuk biliminden söz ediyoruz, o yüzden parantez içindeyiz şimdi. Bununla toplumu ancak o kadar anlayabilir. Bir matematikçiden, hadi şu üç kişinin katilinin açıklamasını bize bir anlat matematiksel olarak demekle, hukukçuya hadi sen bunu anlat demek arasında hemen hiçbir fark yok. Ya da bir mantıkçıya bunu anlat demek arasında hiçbir fark yok. Soyut biçimlere erişiyor. Bunun hukuktaki en uç örneği normativist pozitivizm diye geçen ya da analitik pozitivizm diye geçen Kelsen ekolü. Yani içerinden tamamen soyutlanmış, bağımsızlaşmış hukuksal biçimler. Bunu da hukukçu bilim dalı olarak hukuk bilimi üretiyor bunu da. Mesleğinde bunu gördüm. En fazla bu biçimlere hakim olabilirsin ve toplumu anlayamazsın. O zaman dedim ki biraz daha dışa açılmak gerekir. Ve o, ne geçerse dediğinizi okuyoruz. Yani en son fizik kitabı okumaya çalışıyorum. Anlamasam. Böyle bir zaman ve bütün yazılarında da hukukçu için bunun bir sakatlık olduğunu, bayağı gerçek anlamda benzetmeli değil, gerçek anlamda bir sakatlık olduğunu, düşünsel sakatlık olduğunu, ürettiği bilginin bir geçerli demeyin, bu ürettiği bilginin toplumu anlamak bakımından değerli bir bilgi olmadığını hep vurgulamaya çalıştım, hep hukuku dışa açmaya çalıştım. Fakat 12 Eylül referandum sürecinde gördüm ki hukukçu daha avantajlıymış. Toplumsal gerçekliği anlama bakımından daha avantajlıymış. Çünkü birazdan belki değinebiliriz. Bu arada 5 dakikadır herhangi bir müdahale ya da soru gelmedi. Demek ki herhangi bir şey açamıyorum. Hayır ama yani şimdi müdahale etsek o tartışma bitecek, senin konuşman mı? Yok hiç, ben alışkınım, toparlarım. Müdahale edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Toparlarım zaten biz dinleyiciler de söyleşide yardımcı olurlar. Söyleşisiler lütfen müdahale edin. 12 Eylül referandum sürecinde gördüm ki hukukçu daha avantajlıymış. Birazdan anlatmaya çalışacağım. Hukukçunun eğitiminde ve hakim olduğu araçlarda ister istemez bir bütünlük şeyi var, zorunluluğu, yönelimi var. Hukuk eğitiminde toplumsal gerçekliğin ve hatta bütün gerçekliğin diyelim, hukuksal kurgusu disiplinler olarak anlatılır. Biyolojik varlık kişi olarak anlatılır, kişiler hukuku. Ölüm miras olarak anlatılır, miras hukuku. Spor hukuku bile vardır, uzay hukuku vardır. Bütün bir maddi yaşam, efendim kayalar nedir? Hukukçu için eşyadır. Gemi nedir? Taşınmaz maldır. Gibi. Bütün canlı ve cansız varlıkların hukuksal kurgusu var. Bunları şey olarak alıyorlar hukukçular. Disiplin olarak öğreniyorlar. Öğrendikleri varsayılıyor. Ve daha sonraki çalışmalarında da hep şunu görür. Bakın ya bu benim anlamadığım konu der. Bir başka alan olduğunu bilir. Bir başka alanda onun bilgisinin olduğunu bilir. Bütünsellik bakımından hukukçu daha avantajlıymış. Bunu net olarak anladım.
ve iş bölümü, bilgide iş bölümü olduğunu ve ancak buna bütünsel arayışla ulaşılabileceğini, doğruluğa hakikaten bütünsel arayışla ulaşılabileceğini anlamak bakımından daha avantajlıymış. Fakat hukukçu için de sorun şu, bir hukuk bilgisinin gerçekliğin bir dolayımı olduğunu, belki şey diyebilirsiniz, üst yapı olduğunu diyebilirsiniz, bilmiyorum ama gerçekliğin bir dolayımı olduğunu görmeden böyle bir sakatlık var. Ve aynı zamanda hukukçu için hukuka ilişkin bilgi üreten disiplinlerdeki ikinci dolayım, bu her türlü disiplin için var. Bir gerçekliği algılar ve daha sonra gerçekliğe ilişkin bilim dalının kendi gerçekliği vardır ve onun üniversitedeki gerçekliği vardır. İş bölümü, dağılma, parçalanma, sınırların birbirine karşı korunması vesaire. Hukukçu için bu da var. Ama hukukçu için temel sorun şu. Gerçekliğin dolayımından söz ediyoruz. Yani özgür sözleşme hukukçu için özgür sözleşmedir. O ona bakar, başkası bilmez. Yani emek gücünü satılmak zorunda olduğu adamı hiç ilgilendirmez. Fakat hukukçunun avantajı dediğim gibi tüm yapının bütünsel bilgisiyle iş görür. Şimdi ona bakalım. Yanına bakmadan şunu söyleyeyim. Toplum bilimi alanında kurgularının şey zaten içinde yaşadığımız toplum hukuk tarafından oluşturulduğu için. Hayır, oluşturulduğunu kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Hukuk tarafından oluşturulmaz içinde bulunduğumuz toplum. Fakat bir din ben, gibi. Ben tarihsel bir süreçten bahsediyorum. Ben de bir yöntem uygulayıp tarihsel süreci parantez içine alıyorum. Bu benim için bir kolaycılık. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Tartışabiliriz zaman bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum. Ne varsa hukuk içinde ifade ediliyor. Ne varsa. İki kişinin cinsel birlikteliği, üremek için birlikteliği aile olarak tanımlanıyor. Ya da aile olarak değil de ailenin bozulmuş bir hali olarak tanımlanıyor. Aynı cinslerin gerçekliği gibi, yani aynı cinslerin cinsel ve ne olur bilmiyorum ama birlikte yaşaması henüz hukuk içinde tanımlanmadı hani Türkiye'de. Fakat Avrupa'da var. Aileyi böyle mi tanımlayalım? Yani son Fransa'da böyle bir tartışma var ama kastım şu. Ortaya çıkan bir şey mutlaka ve mutlaka hukuk içinde tanımlanmaya başlıyor. Bir kuruma dönüştürülüyor. Bu nedir? Daha önce söylediğim biçim alıyor. Milyonlarca içerik birdenbire bir mantıksal biçime dönüşüyor. Orada artık iki eşcinselin cinsel tercihleri değil de eşcinsel birliktelik, bir aile. Artık hangi şeyle sahiplerle bireye geldi ve sahip falan değil. Aile tanımının içine giriyor. Milyonlarca somutluk birdenbire soyut bir biçim yani alıyor. Söylemek istediğin şey hukuk, kendi dışındaki her şeyi yutmaya meyilli. Evet, zaten bundan da örneğin Türkiye'deki muhalif siyaset, sol diyelim, sol muhalefet tedirgindi. Dediler ki Türkiye'deki siyaset uzun süreden de hukuk aracılığıyla yürüyor. Bu böyle olmalı, olmamalı, gerçek siyasete dönüşmeli diye bir saptama vardı. Bu saptamanın kofti olduğu anlaşıldı. Çünkü zaten siyasetin biçimi hukuk. Yine bir gönderme, Fransız devrimine dilekçe aldı. Paris halkı kalkar gider, dilekçesini parlamentonun demirlerine asar. Bütün bu Fransız devrimindeki kalkışmalar dilekçe hakları olarak görülür. Kadın hareketi oy hakkıdır. Hukuksal biçim yine kazanır. Fakat dediğim gibi salt hukuksal biçimde kalırsanız bu eksikli bir bilgi üretir. Burada söylediğim biraz daha şeye devam edeceğim. Gerçekliğin hukuksal kuruluşuna devam etmeye çalışacağım. Burada söylediğim şu değil, bir disiplinler arası çalışma yapmak gerekir, çok disiplinli çalışma yapmak gerekir. Bir kişinin gidip farklı disiplinde çalışma yapması gerekir, böyle bir şeyden söz etmiyorum. Örneğin Gülbenkian Komisyonu raporuna baktım, sosyal bilimleri açın, kimetin ona ilişkin burada tartışma yürütmüş. Bir daha baktım ben sunuştan önce. Orada böyle bir şey var, böyle üniversitedeki disiplinler arası ayrımları aşarak çalışma yapmak gerekir gibi bir saptama var. Ve ilginçtir, o raporda hukuklarını söz edilmiyor. Biraz tuhaf geldi bana. Kastım böyle bir şey değil, çok disiplinli, disiplinler arası, başka disiplinde çalışma değil. Bunu anlatmıyorum. Tam tersine toplumsal gerçekleri nüfuz edebilmek için, ona girebilmek için, ona işleyebilmek için bir dolayımın fark edilmesi zorunluluğundan söz ediyorum. Eğer toplum bilimci olarak toplumsal gerçekliğin bilgisini üretmeye çalışıyorsak, İlk önce çözülmesi gereken dolayım, hukuk dolayımıdır.
belki de toplum bilimci için olgunun, toplumsal olgunun ilk görünür hali, görünüşü mü diyelim, görünür hali ortaya çıkışı diyelim, daha iyi olabilir, tezahürü, hukuksal biçim olarak ortaya çıkacaktı. Bu durumda benim bütün bu saptamalarımın arayışı şu: toplumsal gerçekliği ya da olguyu saptamada, olguya saldırmada, onu ilk etapta ayırıp, diğerlerinden ayırıp soyutlamada görevlerden birisi, şeylerden birisi, yapılması gerekenlerden birisi hukukun işlevini saptanması. İlk baktığınız zaman hukuksal biçim doğrudan gördüğün halde orada duruyor. Ve toplumsal gerçekliğin pek çok ortaya çıkışı hukuksal biçim kazanıyor. Burada bir toplum bilimci, siyaset bilimci olabilir, sosyolog olabilir, antropolog olabilir, bırakın tarihçi olabilir. Sabah masada tarih Sümer'de başlayan bir kitap vardı. Koray dedi ki, o da arkadaşındır, Sümerlerden mi başlayacaksın konuya dedi. O kitaba da şundan baktım, adam kazı yapıyor, bir tablet buluyor ve tablettekini mahkeme kararı olarak çözüyor. Tabletteki bilginin mahkeme kararı olduğu bilgisi nereden geliyor? Çünkü günümüzdeki uyuşmazlığın çözmesine ilişkin mahkeme biçimi var. Ve tarihçi o mahkeme biçimini bilirse eğer, gidip 4000 yıllık tabletteki o şeyin olduğunun nitelendirmesini daha kolay yapabilir. Bir, hukuksal biçimin işlemini görmek önemli. O nedenle de biçimleri tanımak, hukuksal biçimleri tanımak önemli. Bir diğer sorun da, olguyu hukuksal biçimiyle de yakaladın, çözdün, aldın. Fakat bunun temizleme sorunu var. Bir de bunun temizleme, bunun üzerindeki bilginin, hukukçu tarafından piç edilen bilginin temizlenmesi sorunu var. Hukukun kendisinin yaratmış olduğu bozukluğun temizlenmesi ve hukukçu tarafından yaratılmış bozukluğun temizlenmesi var. Bir kişinin, daha doğrusu üretim araçlarından özgürleştirilmiş diyelim, üretim araçları sahibi olmayan bir kişinin emek gücünü satmak zorunda olması, sözleşme başında ortaya çıkar, bunu görürsünüz. Bak dersin, bu şöyle bir sözleşme. Bunu sapladıktan sonra burada hukukçunun bilgisini temizleme sorunu vardır. Örneğin şu soruyu kendimize soralım, yanıtlamaya çalışalım. Bir işçi için belirli süre iş akdiyle mi çalışmak daha güvencelidir, belirsiz süre iş akdiyle çalışmak mı daha güvencesizdir? Yani güvencelidir bu soru. Bir kişi için bir işverenin yanında, bir kapitalistin yanında belirli süre iş akdiyle çalışmak mı, belirsiz süre iş akdiyle çalışmak mı güvencelidir? Bu soruyu ben yıllardan beri hukuk dersi anlatırken sorarım ve hiçbir zaman doğru yanıta ilk elde erişemem. Bu sözleşmeyi saptamak yetmez. Sözleşme şey için, hukukçu için o sözleşme biçimi, o toplumsal ilişkideki sözleşme biçimi özgür bir şey. Ama oradaki bilgiyi, ne demek belirli sürede iş akdi, belirsiz sürede iş akdi, bunu da çözmeniz gerekir. Elbette bir toplum bilimciden, toplum bilimlerinin herhangi bir dalında çalışan birisinden biçimi görme, biçimin üzerindeki ideolojik yükü, biçimin üzerindeki çarpıtmaları çözme görevini ona atfederken, sen bunu yapmak zorundasın. Bu senin için bir disiplinler arası çalışma değil, çok disiplinli bir çalışma değil. Yani bir proje yapıyorsan yanına bir tane hukukçu katacağın bir şey değil. Senin bilginin içinde bulunmak zorunda. Derken elbette onda ileri derece uzmanlık bilgisi beklemiyoruz. Oturup da İş hukukundaki iş akdinin kurucum unsurlarını, onun fesih koşullarını, yargıtayın bu konudaki iştihadını, bunları bilmesini elbette beklemiyoruz. Böyle bir beklentiden söz etmiyorum. Demek ki toplumsal gerçekliği saptamada hukuksal biçimin işlevi ve daha sonra saptamayı temizlemede, belki de şöyle diyebiliriz, akıl ile yeniden kurmada, kavramlaştırmada bu saptamayı, hukuksal bilginin işlevi, bunları vurgulamak için böyle bir sunuş yapma ihtiyacı hissediyorum. Yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, yani benimden kaç seneden beri perişan ettiniz. Hukukçuyum ama siyasal hukukçu olmak çok zor. Bir sürü şey öğrenmek için çalışmak zorunda kaldım. Hala da çalışıyoruz, öğrenemiyoruz da. Ama siz de çalıştığınız alanlarda çok koftesiniz. Biraz da buralara bakmak gerekir demek için bu sunuş yapıyorum. Bu sunuş sağlam mıdır deyimdir bilmiyorum. Ama niyetim bu. Bu çağrı sağlam mıdır deyimdir bilmiyorum ama niyetim bu.
Özellikle 12 Eylül referandumunda olan bitenleri anlamak konusundaki hukuksal biçimi tanıma cahilliği ile siyasal ve bilimsel ve siyasal pozisyonu anlamadaki tuhaflık birleşince bende böyle bir duygu oluşuyor. Bundan sonraki varoluşumu buna vakfetmeye çalıştım. O nedenle saldırgan ve zaman zaman da belki terbiyesiz olma riskini alıyorum. Bunu açsana. Açayım. Hayır yani ne demek anayasa değişikliğindeki hukuksal biçimi göz ardı etmek ya da orada kofte olmak ne demek? Neyi kastettiğini anlamadım. Bir hakim nasıl değişir? Bu soruyla başlayalım tartışalım. Bir hakim nasıl değişir? Ankara İdare Mahkemeleri açılır Melih Gökçek'in kararlarına karşı davalar. Ankara İdare Mahkemeleri diyorum çünkü Ankara İdare Mahkemesi'nin 20 tane şubesi var içinde, 20 var. 20 mahkemede en az bir de Bölge İdare Mahkemesi vardır. Bölge İdare Mahkemesi'nin 4 heyeti vardır. Yaklaşık 200 hakim eder. 200 hakim nasıl değişir? 200 hakim yerine 200'ün başka 200 koyarsan değişir. Peki 200 tane Melih gibi adamı nereden bulacaksın? O zor. Nasıl değişir bir hakim? 12 Eylül referandum değiştirir bunu. Ve bunu şey anlar, 3 kişinin katili anlar, Melih anlar fakat siyasal bir laf ötesi anlayamaz gibi bir şeyim vardı. Gücüm vardı sonuçta. Olur. Şöyle bir şey. Ya da devam, tabii sonuçta devam edeceğim sanki. İşte bu şöyle bir şey. Yani disiplinler arasılık var diye o Gulbenkian komisyonu çok disiplinli bir şey evet. söylüyor. Sen de diyorsun ki benim anladığım bu embedded kavram gibi. Yani böyle kendi disiplinin içinde sosyal bilimi keşfet. Hukuk içinde sosyolog sen sosyoloji içinde hukuku keşfet. Sosyoloji içinde bir minimumda hukuk vardır. Belki gibi onu evet, gibi. Metin hızlı gibi benim için. Çünkü yıllar önce yazdığım bir yazıda da yazıyı okumuş ve çok uzun iki katkı yapmıştı. Onu da dipnotta kullanmıştım. Şimdi onu uzun boyu okumayacağım ama benden çok daha iyi anlatmıştı o zaman. Şu anda da dediğini benden çok daha iyi neden böyledir peki? Neden embedded olarak vardır? Biraz dine benzer, mitolojiye de benzer ama şeyden şimdi Sunni İslam anlayışına bakalım. Dirimsel olarak insanı, tabii maymunlar nasıl ayırırlar bilmiyorum ama dirimsel olarak insanı, din ne yapar, ne olarak kurgular? Kul. Orada insan kuldur. Ve ona bir irade verilmiştir, cüz'i bir irade verilmiştir, nefs verilmiştir. Ve ona bir amel defteri verilmiştir. Münker nekir yazar ve dünyada özgür olarak eyler. Ve bütün eyledikleri deftere yazılır. Öldüğü zaman kapanır, sağdan soldan verilir, kolunun altına böyle bir kurgudur bu. Bütün yaşam bu kurguyla din tarafından içerilmiştir. Hepsi. Dinin hukukunu çalışan aynı sorunlar muzdarip. Bunun gibi gidip toplumsal gerçekliği kavramak zorunda ama toplumsal gerçekliği kavrayan adam da ya ben hiç İslam hukuku bilmiyorum. Komiktir bu. Böyle diyorsa eksiktir. Kaçınılmaz olarak eksiktir. Çünkü orada çok büyük bir hukuk var. Bunun gibi laik hukuk da bütün bir yaşamı, bütün bir dirimi, biyolojiyi, canlılığı ve bütün bir cansızlığı, varlıkları, canlı ve cansız varlıkları kendi içine alır. Orada tekrar kurar. Elbette bu bir saptamadır, tespittir. Saptama zaman içinde dondurur. Ama bu da bir oluştur. Kendi gerçekliğinden biraz daha yavaş olursa da devam eder. Yani tespit durmaz. Zaten durduran hukukçudur. Durduruyorsan o biçimleri orada, sen hukukçusun, sabitliyorsan. İdealizmdir bu. Sabitlemeyip sürekli insanı çıldırtacak denli bir oluşu, onu yakalamaya çalışıyorsan bu diyalektiktir. Bütünlüğü ve oluşu yakalamaya çalışıyorsan diyalektiktir. Diyalektiktir. Şimdi bu şeyin dinin yaptığı gibi insan hukukta kul değil de kişi olur. Kişiye çeviririz onu. Kişiler hukuk, medeni hukuk da anlatılır hatırlarsınız. Bunun insanların bir araya gelerek oluşturdukları yapı, şimdi basit hukuk anlatacağım. Bir araya gelerek oluşturdukları yapılara tüzel kişi kurgusu yaparsın. Bir kişiyi yaratırsın. Tabii
kamu hukukunda örneğin kişi, insan kişi oradan da yurttaşa dönüşür belki. Yurttaş yeri tartışabilirsin ama kişi olmadan yurttaş olunabilir mi? Kişidir atomu, hukuksal ilişkinin. Daha doğrusu toplumsal ilişkinin, hukuksal kuruluşunun atomu kişidir. Buna bir irade atfedersiniz. Dersin ki, iraden var senin, özgürsün, eşitsin. Bir mal varlığı kurgusu yaparsın. Mal varlığı ilginçtir. Mal varlığı doğan herkesin var. Kişiyi oluşturduğun andan itibaren mal varlığı da oluşur. Hatta örneğin kişide ana rahmine düştüğün zaman hukuk öznesi olur musun? Kişi olur musun? Tartışmaları var. Miras bırakılabilir. Fakat doğmadan kişi olmazsın gibi şeyler, ayrıntılar. Bakın bu ayrıntılara giremeyiz. Mal varlığı atfedersin. Mal varlığı öyledir ki herkesin vardır. Hiçbir şeyim yok diyemezsin. Herkesin soyut olarak, aktif ve pasif olarak vardır. Ve hatta emek gücü mal varlığının bir parçasıdır. Emek, mal varlığının bir parçası olarak var olur. Bütün şeyleri de, cansızları da ve bazı toplumsal ilişkileri de aksiyonlar olarak, şeyler sermaye piyasasındaki aksiyon denir ya o şeylere, aksiyonlar olarak mal varlığına bazı canlı ilişkileri dahil edersin ve cansızları da eşyalar olarak dahil edersin. Mal varlık herhalde en geniş torbalardan birisi. İradeden söz etmiştik ve iradeye sonuç doğurma gücü verirsin. Cezai mali sorumlulukları verirsin bu nedenle. Ve dersin ki hadi buyurun bu özneler aralarında ilişki kursun. Bu öznenin kurduğu ilişki sabah araba pazarına gidip araba pazarında arabanı satmak şeklinde gerçekliyordur. Arabanın başında beklersin, 50 tane adamla uğraşırsın, birisi gelir, anlaşırsın, kağıdı çiziktirirsin, verirsin, pazartesi günü noter yapacağız abi işlerini dersin. Bu hikayesidir, gerçekliğidir. Ama hukuksal gerçekliği bizim için araç, taşınır mal satımıdır. İki özne bir araya gelmiştir, özgürdür. Peki abi bunun hukuksal biçimi nedir? Hukuksal ilişkinin bir biçimi vardır. Hukuksal ilişkinin biçimi sözleşmedir. Bunun içinde sözleşmedir. Bütün bir yaşamı bununla kurarsınız. Bunun dışında hemen hemen hiçbir şey kalmaz. Yani kişi, özgür iradesi, mal varlığı, hukuksal ilişki ve onun biçimi olarak sözleşme. Budur. Yani Metin'in dediği toplumsal gerçeklikte embedded olan ilişkide insaf edin en azından bunu arayın. Minimum olarak en azından bunlara bakın. Bu unsurlar bulunur. Tabii dikkat ederseniz bu bireyler arası, kişiler arası, insanlar arası ilişki, üretim ilişkileri daha iyi olabilir denebilir ama üretim ilişkileri dediğiniz zaman belli alanı dışarıda bırakıyorsunuz. Ya kardeşim iki eşin senin birlikteliğinde mi üretim ilişkileri açıklayacaksın gibi şeyler söz edilebilir. Birisinin birisini öldürmesinin ceza kanununda yasaklanmasını, yaptırma bağlanmasını daha doğrusu ve kişiye ceza verilmesini üretim ilişkileri açıklayacaksın diye itirazı da bulunabilir. O nedenle toplumsal ilişkiler denemizde. Denememiz daha iyi olabilir. Bu arada açıklayabilirim biraz öncekileri, üretim ilişkileriyle ama neyse. Burada devlet duralı yok. Biraz önceki bilgiyle. Peki devlet dural hukukun içine nasıl girer? Oslo nasıl girer hukukun içine? Ya da şu anda belediye kanununda yapılan değişiklikler hukukun içine nasıl girer? Ve bunu çalışan bir siyaset bilimci ya da bir toplum bilimcinin minimum olarak bakması gereken hukuksal varoluş nedir? O da şöyledir. Biraz önceki uzun bir süre devletin hukukla kavranamayacağı kabul edilmiştir. Kamu hukukunun bir hukuk olmadığı, idare hukukunun bir hukuk olmadığı uzun süre böyledir. O değildir aslında. Yani kabul edilmiştir, yanlış. Böyle olmuştur. Daha sonra nedenlerini yine parantez için alıyorum, kolaycılık yapıyorum. Biraz önceki kurgu, hukuksal ifade bozularak devlete taşınmıştır. Kişi, gerçek kişi devlette yoktur, tüzel kişi. Tüzel kişi, kamu tüzel kişisi, devlet hep tüzel kişi tanınmıştır. Ama bütün kurgu bozulmuştur, biraz önceki kurgu. Fakat bozulsa da varlığını sürdürmektedir. Tüzel kişiler var, tüzel kişi, devlet tüzel kişi, devlet tüzel kişisinin dışında tüzel kişiler, devlet tüzel kişisinin içinde bir iş bölümü, mal varlığı, bütçe ve kamu malları, irade, idari işlemler, yasa, mahkeme kararları, mahkeme kararları bir iradedir, yasa bir iradedir, idari işlemler bir iradedir, vergilendirme örneği. Ve hukuksal ilişki idari sözleşmeler örneği, yasa ve hukuksal ilişkide idari işlemler. Bütün bu şeyle devletin hukuksal varoluşu açıklanmıştır, devletin sorumluluğu
denetimi vesaire. Bir de devlet için arkadaşlar hukuk devleti diye bir kavram gelişmiş. Niyesini bilmiyorum. Hukuk devleti kavramı neden bu bilgide anlatılmak zorunda, bu kurguda anlatılmak zorunda? Çünkü bireyler arasındaki ilişkilerin hukuksal kurgusunda yaptırım gücü merkezi bir yerde ödemezse bu adamı kim kesecek? Kesme değil de tabii eskiden kebomada da kesilirmiş. Ödemezse bu borcu, bu sözleşmeyi ihlal ederse yani ya da gelip benim malıma zarar verirse ya da bir kişi olarak, hukukun atomu olarak benim irademi, özgür irademi silahla bozarsa ya da bir hukuk atomunu ortadan kaldırırsa, öldürürse bunun şey nedir kardeşim yaptırımı? Merkezi devlet, merkezileşmiş güç. Basit bir, yine bir bilgi ama dediğim gibi yine parantez için alarak, tarihsel gelişimi bir kenara koyarak söz ediyorum. Peki devletin hukuksal kurgusunda bir mantıksal çelişki var. Madem hukuku ifade eden, hukuku oluşan hukuku benimseyen, yaptırıma bağlayan, bazen de kendisi yaratan devlet var. Peki devletin hukuksal kurgusu nasıl olacak? Mantıksal çelişki var burada. O çelişkiyi aşmak için bulunmuş bir yöntemdir hukuk devleti kabulü. O da şunu gerektirir. Bir iş bölümü olur devletin içinde. Yöntemlidir ve düzeltici mekanizmalar olur. Hukuk devleti nedir derseniz bir sürü gözü güzelliğe bir kenara bırakın. Budur. İş bölümlü karar verme, yöntemli karar verme ve düzeltici mekanizmanın bulunması. Hukuk devletini bunlar yaratır. Bunun yanında nasıl yaratır? Nasıl devleti kendi koyduğu kurallara bağlı hale getirir? Basit bir şekilde iş bölümü ve yöntemli olma zaman sınırı getirir. Zaman sınırı. Zordur devlette karar almak. Bunu bilirseniz eğer şeyi rahat eleştirebilirsiniz. Meclis iş düzenindeki bir değişiklik hukukçunun alanı değildir. Siyaset bilimcinin alanıdır. Ama bunu bilebilmesi için minimum bilmesi gerekir. Neden öyledir? Çünkü hız hukuk devletine ne uygun değildir. Hukuk devletini kabul ediyorsunuz. Yani devletin hukukla kavranabileceğini ve biraz düzenli bir şekilde içinde tutulabileceğini kabul ediyorsanız iş bölümlü ve yöntemli olmayı kabul etmek zorundasınız. Yöntemler bir hafifletme çok olumlu bir şey değil hukuk devleti için. Belki toplumsal gerçeklik için olumlu olabilir. Yani bir sermaye grubu için olumlu olabilir. Hızlı karar alınıyor olması. Ama hukuk devleti gibi bir ideniz, Türkçesi düşün herhalde, düşündüğünüz varsa ona uygun olmayabilir gibi. Düzeltici mekanizmada baştaki Gökçek şeyini hatırlattı bana. Düzeltici mekanizmayla kastedilen devletin iradesinin bozukluğu, bir özne olarak, hukukun öznesi olarak, kişi olarak devletin bir iradesinin bozukluğunun yaptırımının olması. Bu da yine iş bölümünü atıf yapan, yargıdır bundan, yaptırımı. Uzadıkça uzadı ama yine de herhalde bilim, sanat ve yaşam söyleşilerinden kısa sunuşunu yapacağım. Uzadıkça uzadı ama sanırım bu kadar şey... başlangıç sunuşu yeterli olabilir. Yeter yeter, ben benim söyleyebileceğim bu kadar. Şimdi. Hocam siz ısınıp ilerle mi istersiniz? Tabii tabii. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hiç böyle bir soru bilmeye buyurun. Yani soru değil, tartışma açmak için söylüyorum. Şimdi her sunuş bir yere... Varır. Hayır, sunuş varır da. Şunu söyleyeyim, birine hitap eder. Evet. Muhtemelen sen birine hitap ediyorsun ama ben onu anlayamadım. Neye kızdığından hitap edin. Şimdi... Kızgınlığın yoksa ne anlatacaksın? Hayır, anlamadım ki. Süce, kızdığın süce kim, onu anlayamadım. Çünkü öyle bir şey söyledi ki... Mesela... Dinleri, camiası. Hayır, onu şundan anlayamıyorum. Yani sanki böyle hukuk, siyaset ya da hukuk, toplum bilimleri... Çok mutlak ayrılmış böyle bir düşünce var hukukçu ve sen buna karşı çıkıyorsun gibi hukukçularda mı var onu anlamadım. Hayır, çünkü... bu hukukçularda var ama diğer toplum bilimcilerde de net olarak. Bunun böyle olmasına imkan yok çünkü toplum bilimlerin kurucuları dediğimiz büyük isimler hepsi hukukçu. Weber hukukçu, Marx hukukçu, hepsi hukuk eğitimi almışlar. Çok geçmişte kalmış sanırım. Hani şeyi anlayamıyorum, evet. Yani zaten toplum bilimi dediğimiz şey tarihçilerin bile büyük çoğunluğu hukuk. Yani formal eğitimini hukuktan almış insanlar. Tabii. İyi işte tarihçiler, iyi toplum bilimciler. Yani dolayısıyla zaten o dalın kurucuları hukukçu olunca zaten hukukla toplum bilimi böyle bıçakla kesilmiş gibi iki ayrı dal
Ve o onu anlamaz, o onu anlamaz. Yani onu dikkat anlamaz. Ama dikkat edersen en başta şunu söyledim. Bir hukukçu güzellemesi değil bu soru. Bunu söylemek de anlaşıldığımı var başlıyor. Tam zaten... tersine hukukçunun bilgi dalının bütünselliğe yönelik bir sezi verse de eksikli bir bilgi üretmek zorunda olduğunu, çünkü sadece salt biçimlerle, hatta dondurulmuş, durup sabitlenmiş biçimlerle ilgilendiğini, bunun da bir mantıksal pozitivizm diyorlar, normatif pozitivist deniyor. O Türkiye'de hakim ideolojidir ama diğer yöne baktığım zaman ise şey için, diğer bilgi disiplinlerinin, toplumsal gerçekliği konu alan diğer bilgi disiplinlerinin böyle bir şeye, araca sahip olmadığını, ya da kurucu unsurlardan kopuşu, bir anlamda kurucu unsurlardan kopuşun olduğu. Evet, tabii böyle bir şey söyleyeyim. Eğer böyle bir kurucu dönemde varsa böyle bir şey, o disiplin alanında... Ben yanılıyorum, ben öyle biliyorum. Ben de varsa... Onur'un iddiası bu kopuşun mu oldu? Yani bugün bir siyaset bilimi, bir toplum bilimcinin kurucu dönemdeki düzeyde bir hukuku kullanamadığını, bilgisine sahip olmadığını, yani bir toplum bilimci minimum düzeyde hukuk bilgisine sahip olmayınca ya bir hangi gerçek? Bir antropoloğun elbette bir hukuk eğitimi alması gerekmez. Hayır, çok gerekiyor çünkü antropoloji çalıştığın zaman da o toplumun kendi kuralları var ve hukuk eğer bir kurallar bütünüyse bir antropolog evlilik yasalarını bilmeden o toplumu analiz etme şansına sahip mi? Tamam, tam ondan söz ediyorum. Gidip bunu hukuk eğitimiyle tamamlaması gerekmez ama otodidak olabilir. Biraz öğrensin. Hayır, nasıl olur ki? Yani hukuk illa da 2012'deki Türkiye'deki hukuk diye anlama ki. Hukuk eğer toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüyse çok genel anlamıyla o kurallar devlet öncesi toplumda da var. Yani şeysiz, medeniyetsiz toplumda da var o kurallar. Dolayısıyla o kuralları bilmezsen antropoloji hiç çalışmaz. Çünkü her şey kurala dair. Kim kimle evlenecek, kim kimle evlenmeyecek, kimin çocuğu, kiminle ne akrabalık ilişkisi kuracak. Bilimsel araştırmada da bir yöntem olarak en gelişkin biçimi öğrenerek çalışma yapma yöntemi vardır. Ki Marx bunu kapitalizm için uygulamıştır. En gelişkin biçimi bilirsen daha ilkel aşamalarını daha rahat ya da bozulmuş aşamalarını, bozulmuş hallerini daha rahat saptayabilirsin. Yani evrimde canlıların ne zaman insan olduğunu araştırmasını herhalde tersten şeyden yapmayız. Yani ilkel biçimleri, dizeli var biz bunun altı altı da insana gelirim demeyiz. İnsanın en olgun halini biliriz ve daha sonra ondan farklılıklarıyla geriye doğru araştırırız. Bunu neden söyledim? Hukuksal biçim görebildiğim kadarıyla toplumsal ilişkilerin en soyut ifadesi. Yine Faruk söylemişti burada. Buradan çok şey öğrendim, onu söyleyeyim. Toplumsal ilişkilerin matematiği demişti bu için. Bu doğru. Fakat matematikleri hiçbir şey açıklayamaz. Matematik olarak fizik yapabilir misin? Anlamıyorum ki bunu nasıl bu kadar net ayırabiliyorsun? Bilmiyorum. Hayır, yani matematik fizik yapabilmen için kesin gerekli. Hukukta toplum bilim yapman, yani şeyi anlayamadım. Gerçekten söylüyorum. Yani kafandaki bu net ayrımları hocam, nereden... Hocam halis duygularla söylediğini değil mi? O yüzden gerçekten söylüyorum diye vurgulamana gerek yok. Hayır, yani, şeyi anlayamıyorum. Yani bunu senin kafanda nasıl bu kadar net hukukçular, toplum bilimciler... Çok basit bir şey. Şimdi belediye kanununda bir değişiklik yapılacak. Bu mecliste ve tartışılıyor. Belediye kanunundaki yapılan değişiklikliği hukukçu mu bakar? Ya, der ki belediye kanunu değişiyormuş. Abi ne değişiyor? Şöyle 29 belediyenin ille sınırları eşitliyor. Ha işte bak gördün mü AKP şeyleri, CHP'li belediyeleri alacak. Yeter. Bu kadar. Hocam daha dün tartıştılar rant aktarımıdır bu diye. Şimdi rant aktarımıdır diye de tartışabilirsin. Tabii ki. Ama Kürt sorununa çare olur mu diye de tartışabilirsin. Ya da şöyle tartışabilirsin. Mülki idare ile kent idaresi farkı nedir diye tartışabilirsin. Ama bu iki kavramından haberdar olma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük hukuk fakültesini okuyarak elde edilmez. Zaten ben de orada bitmedim. Ben bu iki bilgiyi, mülki kavramı için Koray'daki, Koray'la yaptığımız muhabbetlerle bilgi aktarımından öğrendim. Mülki idare ile kent idaresinin eşlenmesi, bu çok radikal bir adım devlet örgütlenmesinde. Böyle tartışmaya başlarsan artık hukukçu olmaz. Ama böyle tartışmadan bir analiz yapmaya çalışırsan da ne bileyim o zaman bazı stratejist olursun. Ama siz varsanız da siz hukukçusunuz. Siz bak siz de o iki ayrımı bir araya getiriyorsunuz. Ve siz hukukçusunuz. Evet. Yani hukukçu bunu bilmez dememeli. Yani, bilmez. Hukukçu bunu bilebilir de bilmesi için ek bir çaba harcaması gerekir derseniz anladım. Ama şey derseniz yani
Ama bu dikkat ederseniz hukuk disiplinine ilişkin bir yargı çabası değil. Bu tam tersine hukuk dışında toplumsal gerçekliği konu edinen diğer disiplinlere yönelik bir kavga arayışı şu anda. O nedenle dediğiniz doğrudur. Ama bunun tersini savunacak bir tane bulamayız. Sen bulamazsın ya. Yani hukuk bilmeden de siyaset bilimi yapılabilir. Tabii şu ayını koymak gerekiyor. En başta söylediğim. Çok disiplinli çalışma, disiplinler arası çalışma ve başka disiplinde çalışmadan söz etmiyorum. Anladım. Tamam. Ama sen herhangi bir siyasetçi tanımıyor musun, sanıyor musun ki ben hiç hukuk bilmeden siyaset bilimi yaparım desin. Yani yapamayabilir, beceriksiz olabilir, insanların kapasitesleri bunun altında olabilir ama senin kabul ettiğin veri geçerli bir veri değil, onu söylemek istiyorum. Tamam, yani ben olmayan bir şeyle çatışıyor olabilir. Olmayan bir sorunla çatışıyor olabilir. Taylan, sözü almaya gittim ben. Burada da bir hukuk olması lazım, en azından parmak kaldırıyoruz yani sıra böyle yani doğal bir hukuk, şey birbirimizi dövmeyeceksek en azından parmak kaldırıyoruz. Şimdi birkaç konu böyle şey yapıyor, saldırılarını algıladım, kendi üstüme de alındım matematiklerle uğraşan biri olarak. Şimdi birincisi, yanlış anlıyorsam düzelt, senin saldırın aslında disiplinlere değil, disiplinlerin teçhizatlarına. Yani ben mesela iktisatçı olarak hep bu eksiği hissettim kendimde. Ya bir kere bir hukuk dersi aldım hayatımda, birinci sınıfta ODTÜ'de. Anayasa hukuku ve hukuka girişi birleştirdiler. Bir dönemlik bir hukuk dersi. Onun haricinde hiçbir hukuk dersi almadım ben. Gerçekten de senin dediğin anlamda ben hukuk cahiliyim. Bak oradan buradan bir sürü bir şeyler öğrendim filan, sonra ticaret yaptım bilmem ne oradan. Ama yani formel anlamda aldığım tek hukuk eğitimi o bir dönemlik hukuka giriş anayasa hukuku birleştirilmiş derstir. Onun haricinde de hukuk dersi almadım. Dolayısıyla kastettiğin adamlardan bir tanesi benim. Onun için de kendi üzerime alınabilir. Bunu şey yapabiliriz yani Melek Hocam'dan farklı olarak ben bu eksiği hissediyorum. O diyor ki ya biz sosyal bilimle uğraşıyoruz zaten mümkün değil, değil mi? Yani hukukla bir şekilde bir yerlerde bulaşmış olmamız, bir şekilde formel eğitim almamış olmamıza rağmen veya onu almasak da hukuk bizim parçamızdır diyor. Ben iktisatçı olarak bunu hissetmedim. Son derece formel bir iktisat eğitimi aldım. İçindeki hukuk ondan ibaretti. Bütün bilmem kaç senelik iktisat eğitiminde sadece bir dönemlik bir hukuka giriş anayasa hukuku dersinden ibaret. Ama otodidakt olmak başka bir şey. Kendini yetiştirmek başka bir şey. O ayrı. Öte yandan şeyin içinde de yani ekonomi yaşamım boyunca o hukuk bilgisinin eksikliğini de hissetmedim. Ama bu bir eksiklikti kendi başına. Yani iktisat eğitiminin, iktisat disiplininin kurgulanması, kuruluşu da şeyi, organizasyonu da o şekilde ki bunu hissetmiyorsun. Onun için mesela bizim buradaki öğrencileri gıpta ediyorum. ODTÜ'de daha az çağırıyor. Burada hiç olmazsa 3-5 hukuk dersi alıyorlar. Dolayısıyla bizden ODTÜ'lülerden daha hukuk bilerek siyasal öğrencileri mezun oluyor. O bakımdan da hoş buluyor. Peki bilimde hepimizin yaptığı şey sosyal bilimler, hatta doğa bilimler. Ben doğa bilimler ve sosyal bilimleri de ayırmıyorum kafamda. Tek bir bilim yani bir gerçeklik var. Kaos, bulut var. O bulutun orasından burasından bir şeyler algılamaya, bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz diyorum. Senin dediğine benzer bir şey mesela Naci ile konuşurken Naci de diyor ki tarih sosyal bilimleri matematiğidir diyor. Biz iktisat sosyal bilimleri matematiği diyoruz. Hepimizde de böyle bir matematiğe öykünme var ama senin de altını çizdiğin gibi matematik aslında bir dil, bir bilim değil. Sadece dil. Günlük dil gibi veya başka bir dil, işte mantık o nedenle, işte şöyle hesaplama yapıyorum ben. Toplumsal gerçekliğin ifade edilmesi, hukuk diline çevrilmesi. Tamam. Öyle bir şey var. Toplumsal gerçekliği her zaman iktisat diline çevirmek mümkün olmayabilir ama hukuk da o kadar kolay ki. Ha. Diline rahatlıkla çevirebiliyoruz. Çünkü çok daha fazla ilişkiyle bir şekilde temas ediyor diyorsun. Dokunuyor o ilişkiler. Çünkü onun içinde yüz düşümü daha fazla. Kurucu atomları, en soyut kavramları, en soyut biçimleri hukukta bütün yaşamı kucaklayacak şekilde var. Dediğim gibi görmüş olduğum şey, yani herhangi bir şey gerçek anlamda şey hukuk içinde tanımlanabiliyor eşya olarak. Zaten eşya şeyin çoğulu. Taşınır ve taşınır. Evet. Bitiyor tamam olarak zaten. İktisatta şey mal görürüz, geçiyor içine var. Bizde de var bir şeyler. Dözöpte bağlaması o var. Şimdi buradan bir iki şeye senin yani konuşmandan çıkardığın ve
şeye katılıyorum. Onu birden bir kere söyleyeyim. Ben en azından kendim iktisatçılar olarak diğer bilimler, diğer sosyal bilimler kendilerini savunsunlar ama veya kendilerini alınsınlar. Ben iktisat eğitiminin içinde daha fazla hukuk olması gerektiğini, benim mesela ODTÜ'de aldığım eğitimin hukuk bakımından bayağı bir eksik olduğuna katılıyorum. Yani benimki öyle bir şey, programların değiştirilmesi falan bir şey değil. Ben ondan söz etmiyorum. Orası en basit kısmı, en başlangıç kısmı. Öte yandan şey var, bir disiplinlerin bu kompartmentalizasyon hikayesi, yani çok fazla bölümlenmiş olmamız ve birbirimizden haberdar olmamamız veya birbirimizi çok şey yapmamız, işte ortak çalışmamı diyelim, ne diyecekse sen disiplinler arasından bahsetmedin ama yani öyle olmadığını söyledin. Ama gerek doğa bilimlerinde gerek toplum bilimlerinde çok fazla da bir ayrışma var. Böyle küçücük küçücük kutulara korunmuşuz, gerçekten de bu işin bir yere gitmediği, en sonunda bizi kısırlaştırdığında artık hepimiz farkındayız herhalde. Yani en bu kompartmentalizasyonu savunanlar, en uzmanlaşmayı savunanlar dahi artık bu yetmiyor. Bir şeyler daha öbür taraflara da biraz açalım filan diyorlar. Evet, yani sosyal bilimleri açın. Sosyal bilimleri açın. Evet, o başta bir iyi bir başta. Güzel. Şimdi dile gelince elimizde dil olarak ne var? Bir, tırnak içinde doğanın dili diye algıladığımız matematik var. Her ne kadar yani bu aslında bir şey, matematiği bir böyle bir süblime etme, fazla ona değer verme, matematik öyle bir şeydir. Diğer dillerden bir farkı yok, bir dil. Çok ekonomik bir dil, son derece az simgeyle çok fazla şey anlatabilen bir dil, sadece dil. Günlük dil gibi, günlük dil de daha fazla şey anlatabiliyor, daha fazla simgeyle anlatıyor. Hukuk dili de aynı şekilde. Yani hukuk diliyle senin bahsettiğin, tanımladığın hukuk diliyle günlük dili ben daha birbirine benzettim. Bizim konuştuğumuz Türkçe, Fransızca, İngilizce, neyse işte o yani günlük diller, o şeyleri, ulusların dilleri. Bu dille hukuk dili daha birbirine benziyor. Çünkü çok daha fazla kavramı içeriyor. Ama hemen bir şeyden, matematikteki bir gelişmeden bahsedeyim. Fuzzy logic, puslu mantık denilen bir yeni alan var. Burada artık Aristo mantığının dışına çıkıyor olay. Sadece böyle sınırlı kümelerden değil, artık her birimiz mesela bir kümenin elemanıysak diğer kümenin de elemanıyız. Çeşitli kümelerin farklı ölçülerde elemanıyız diye bakan, o sınırlılıkları aşmaya çalışan bir matematik dalı var. Dolayısıyla artık eskiden aritmomorfik kavramları anlatabilirken matematik, şimdi artık diyalektik kavramları da anlatır hale geliyor. Belirsizliği kavrayabilecek. Belirsizliği kavrayabilecek. Belirsizliği zaten başka yollarla kavruluyorduk. Mesela işte ekonometride falan veya statistikte olduğu gibi stokastik şeyle, yani sınırlar içinde bir şey tek bir noktadan ibaret değildir. Bir aralıkta oynar. Ben şimdi anlıyorum diye bakıyorum zaten. Hayır, sorun değil. Önemli değil. Kısmetse ben senden bir hukuk öğrendim, senden benden matematik öğrendim. Beraber çalışırız, fiziğe de bakarız beraber. Çok memnun olurum yani böyle şeyden, alışverişten. Ama sorun değil. Yani hepimiz de öğreniriz bunu. Birazcık bakın. Yani bütün bilimler için geçerli. Kuantum tartışmaları bunun ölçenin ölçülene etkisi, o yüzden ölçümün hiçbir zaman kesin olamayacağı vesaire, evet, aynen, zaman unsuru. Aynı şekilde sosyal bilimlerde kimlik tartışmaları. Tabii. Yani. Evet. Ha, dolayısıyla da matematik de artık eski matematik değil. Yani matematiği o sınırlı bize ilkokulda öğretilen ya işte buraya kadar öğrendiğimiz o sınırlı matematik zannetmeyelim. Artık aritmomorfik kavramlardan, sınırlı kavramlardan diyalektik, yani daha birbirine dönüşen, daha sıcak soğuk ara renkler, ara şeyler, gri tonlar, ılık tonları da içeren matematik şeyleri var, matematik dalı var. Dolayısıyla diyalektik kavramları da kullanabileceğimiz, onu da modelleyebileceğimiz diyelim, bir dile doğru gidiyor ortada. Onun için de şey değil, çok kötü değil vaziyette. Peki her şeyi matematikle modelleyebilir miyiz? Sanırım ben de. Yani amaç o, oraya doğru gitmeye çalışıyoruz ama henüz o aşamaya gelmedi. Ama gidiyor oraya doğru. Matematik sevenler veya matematikçiler olarak da şeyimiz o. Yani eninde sonunda günün birinde idealde kâr-ı belâda filan neredeyse işte en sonunda bir yerlerde matematikle her şeyi anlatabileceğiz gibi bir şeydeyiz. Ama bu bir nasıl diyeyim, bu bir yakıştırmadan ibaret. Evet, hukuktaki matematik benzerliği şurada sona eriyor. Hukuk uğrağına geldiği zaman, girdiği zaman, evet, hukuk uğrağının gerçekliği aynı zamanda toplumsal gerçekliği, fiziki gerçekliği değiştiriyor. Örneğin kadın cinayetleri diye bir sorun var. Kadının korunması, kocasına karşı, ailesine karşı korunması diye bir sorun var. Henüz hukuk içine girmedi. Bu bir cinayet olarak girdi.
cinayet çünkü yani. Girmesine bir yıldan beri, iki bin yıldan beri var bu. Evet. Öldürürsen ceza alırsın, herkes yapıyor. Bunu uygular. Ama kadın cinayeti diye girmedi. Çünkü hukukun çekirdeği, öznesi kişi. Kişinin kadın olması, erkek olması fark etmez. Çünkü soyut kişi. O zaman sorun şu. Kadını kişiden farklılaştırıp hukukun içine alıp bir şey yapalım mı? Kadın cinayeti dair bir kategori oluşturalım mı? Bu sorunu çözer mi? Oluşturdum. O oluşumun hukuk içinde ifade edilmenin dönüp toplumsal gerçeklik etkisi var. Belki de o ifade sayesinde kadın cinayetler azalacak. Ama şeyin böyle bir ifadenin hukuk içindeki gerçekliği de dağıtma riski var. Çünkü kişiyi birdenbire cinsiyet tanımlı bir şeye dönüştürüyorsun. Bugüne kadar hiçbir şekilde cinsiyetle tanımlanmazken nasıl, neye benziyor? Fenerbahçe'ye seyirci yasağı geldi ama kadınlar izleyebilir. Kişi dışında başka bir şey yaratıyorsun gibi. Ama bu tarafını bir kenara bırakalım. Hukuk içinde ifade edildiği zaman matematikten farklı olarak tamamen akılda kalan bir şey değil. Hukukun kendi gerçekliği var. Matematikten ayrıştığı nokta orası. Kendisal, mantıksal bir kalıp değil. Kendi gerçekliği. Yani sosyolojide de fiziğin kendi gerçekliği gibi mi? Çok başka bir şey değil. Değil gibi. Çünkü yine en baştaki ayrım hukuk ve hukukun bilgisi ayrımı var. Şeyde sözünü ettiğim hukuk içinde ifade edilme. Toplumsal ilişki olarak diyorsun. Tabii sen. Bakın şey var. Kadın cinayetleri, kadının dayaktan, cinayetten korunması için devlet ne yapsın? Bunu hukuk içinde anlatmak zorundasın. Ne yapsın? İşte kadına dün örnek verdi derste öğrencim. İmdat butonuna gelecekmiş. Kadın basacakmış, polis gelecekmiş. Gelene kadar öldürür zaten. Devlet koruma verecekmiş. Ama sorun şu. Bir kişinin bir özel yaşamını tanımlıyorsun. Kişi iradesini oluşturabilmesi için, özgür iradesini oluşturabilmesi için bir özel yaşamı var. Ama oradan bir can güvenliği sorunu duruyor. Ve o zaman bu şey biçimi, özgür kişi biçimini bozmak zorundasın. Ay o zaman senin ailen evine ben devlet olarak kamu düzeni tanımlayayım. Kamu düzeni dışarıda olan bir şey. Hukukun bir kavramı. Soyut bir şey. Birdenbire kadın cinayetleri ve kadının şiddeti varlığıyla hukuk için ifade edilmek zorunda ne bulacağız? Evin içinde mi kamu düzeni yapacağız? Şimdi bunu yaparsan toplumsal gerçekliğe bir etkisi var ama işte hukuku da dağıtır. Matematik çok öyle değil. Ya bulduğu şey matematiği dağıtmıyor ya da matematiğin içindeki ifade gidip de barajı yıkmıyor belki. Ya yanlış ifade edersen ikaz sadece. Matematikte benzerlik matematikte benzerlik orada sona eriyor. Yani şeyin hukukun kendi gerçekliği de var. Peki hocam şöyle bir şey, şimdi ben de haddim olmayarak biraz devletle falan ilgili kafa yoruyorum, bilhassa da güçleri falan böyle şeyleri tartışırken. Benim şu ana kadar en yalın, en kabul edilebilir bulduğum devlet tanımı zamanında işte şeyden başlayan, bu Hobbes'tan falan başlayan, ondan sonra Weber üzerinden devam eden kişilerin doğal şiddet haklarını ondan vazgeçip bir üst organizasyona şiddet haklarını vermeleri. Güvenlik karşılığında bunu yapıyorlar. Evet. Yani güvenlik kendileri o riski almamak için ben seninle kavga edersem ya sen beni öldürürsün ya ben seni öldürürüm. Neyse sonuçta ikimiz için de bir şey var, risk var. Bunun yerine bir üst organa veririm bunu. Bu da bir aksiyon aslında bu. Bilimsel bilgi olmaktan ziyade matematiksel bir aksiyon gibi bir şey bu. Evet gibi. Yani böyle çıkmıştır devlet. Yani devletin kökeni budur diye. Yani bu bana çok şey geldi. Gerçekten de çok hani yakın, çok yalın. Ne olduğu belli. Birbirimizi dövmemek için bir üst organa. İşte matematikçi için yapıyoruz bunu. Evet. Evet, ama siyaset bilimci bunun ve tarihçi bunun böyle olmadığını rahatlıkla sana çok kısa sürede kanıtlayabilir. Ama matematik için işler suppose it's open demiş yani. Evet. Adaya düşmüşler, konserveler bulmuşlar. Evet. Fizikçi, biyolog vs. herkes çare buluyor. Çare araştırıyor konserveleri açmak için. Açamıyorlar. Matematikçi diyor ki açık olduğunu varsayalım. Evet. Ya da matematikçi de anlatıyor, iktisatçı diyor. Efendim? İktisatçı. İktisatçı mı? İktisatçı için anlatıyor. İktisatçı, fizikçi, kimyacı düşmüş diyor. Evet, neyse yani bu bana şey geliyor sonuçta çok yalın, gerçekten de en azından yani gerçekliğin kendisidir demiyorum ama iyi bir görüntüsü. Evet. Dolayısıyla da şiddet
ben şiddetten vazgeçiyorum, üst bir organa veriyorum o şiddet yetkisini ve ondan sonra o toplumu o şiddet yetkisini yönetiyor üst organ, kimse o, bey mi, şey mi, prens mi, kooperatif mi, neyse artık. Peki, şimdi her bir disiplinlerimiz var ve bu disiplinlerin kendi dilleri var. Her birimizde o karmaşık gerçekliğin birer iz düşümüyle ilgileniyoruz. Hem konu olarak iz düşümüyle ilgileniyoruz hem de daha bir ikinci iz düşüm olarak da kendi dilimiz üzerindeki iz düşümüyle ilgileniyoruz. Ondan da dedik ki yani sen sadece hukukla değil bir de hukukçunun bozmasıyla da uğraşmak zorundasın. Çünkü onun dili de çarpıtıyor. Dolayısıyla çift kademeli bir çarpıtmayla uğraşıyoruz. Her birimiz kendi alanımızda aslında her birimize. Yani sırf hukuka mahsus değil her bir disiplinde bu şey var, bu sakınca da var bir yandan. Peki yani bu bakımdan hukukun diğer disiplinlerden bir farkını göremiyorum ben. Bu bakımdan hukukun diğer disiplinlerden farkı dışarıda bırakmayacak denli şeyi... Kapsayıcı. Ha, çok fazla şeyi kapsayıcı. Her birimiz başka her yani kompartmanlara ayırmışız. Her birimiz daha küçük segmanlar. Evet. Ve aynı zamanda şeydeki bilim dalı olarak disiplinin çok eskiden beri gelişkin olması. Roma hukukundan itibaren, Roma hukukunun en son biçimine erişiyordu ama çok daha eskidenmiş. En son dediğim gibi gelirken baktım, Sümerlerdeki sözleşme biçimi o kadar gelişkin ki de mahkeme biçimi. O tarihten beri meslek grubu olarak evet, çalışanlar da vardı. Böyle. Yani bu şöyle mi? Hukukçu olmak iyi bir şey. Yani hukukçu olmak iyi bir şey. Aynen şöyle. Biz her şeyi aslında çok fazla, yani her şeyi kapsayabiliyoruz. Ya da şöyle, diğerlerinden daha fazla kapsayabiliyoruz. Bakın, ama zaman şöyle bir şey yapsak yani şu diğer disiplinlerle de bu işi biraz eklemlesek daha iyi olur anlamında mı geliyor biraz? Hayır, toplumsal gerçekliği açıklamak bakımından hukuktan daha az yüksüz olan ve daha becerikli olduğu varsayılan, bir defa bilimsel olduğu, hukuk biliminin olup olmadığı bir tartışmalı, bilimsel olduğu iddiasında olan toplum bilimi dallarından bilgi üretildiği zaman o bilginin bir uğrağın atlanmasıyla mağlup olmadığına güvenmek istiyorum ben. Pardon. Bir daha söyleyeyim. Bir bilgi çıkıyor ve diyorum ki bu bilim adamı ya işte çünkü hukukçudan çok daha fazla araçları var onun. Bu adam bu araçlarla benden çok daha güvenli bir bilgi üretmiştir. Ben ona güveneceğim. Ama şuna artık eminim ki çok önemli bir uğrak, hukuk uğrağı, o toplumsal gerçeklik uğrak o adam tarafından atlanmış kardeşim. Bu artık benim için bir varsayım. Artık bu toplum bilimcilere, toplum bilimlerindeki dallara Türkiye'de son dönemde güvenmiyorum. Çünkü atladıklarından eminim. Bir adam maliyeciyse ve vergiyi çalışıyorsa, verginin bütün bir anayasa hukukunun kurucusu olduğunu, bütün bir temsil demokrasinin kurucusu olduğunu bilmiyordur muhtemelen. Ya da bilse bile en azından o olayı çözümlemekte bir şey olarak, bir bilmesi gereken bir dolayım olarak, dolayımla kastım şu, ve olguya bakıyorsunuz, o olguya ilişkin kendi çevrenizde bir zenginleştirmeye gidiyorsunuz açıklamaya. Artık o olgu zenginleştirilmiş bir olgu. Buna bakmadığından eminim. Buna işin düşünmediğinden eminim. Etkisini düşünmediğinden eminim. Yine dediğim gibi işte belediye şeyin değişikliğine bakıldığı zaman biraz önce verdiğim şeylere mülki ve kentsel yönetim kavramlarının onu inceleyen siyaset bilimcileri olmadığından eminim. Böyle bir şey değil. Gerçek bilgi istiyoruz, sahih bilgi istiyoruz, hakiki bilgi istiyoruz ya da doğru bilgi istiyoruz, hakikate doğru ilerlemek üzere doğru bilgi istiyoruz. Pardon, metine gidecek herhalde derse. Var mı? Tamam. Yani toplum bilimcilere ilişkin bu tırnak içerisinde kuşkun. Evet. Toplum bilimcilerin biraz önce hukuka ilişkin handikapları sınırlayıp ama bir yandan da bunlar aslında bir avantajmış bütünü görmek istedim. Evet, tamam. Dediğim noktada acaba onlar tarafından da yönlendirilemez mi hukukçulara ilişkin olarak? Hukuk bilimiyle uğraşanlara ilişkin olarak? Tabii ki hukuk bilimiyle uğraşanlar için net yanıt. Kazma mühendis denir mühendisler için. Benim tarafından birinci. Neyse kazma mühendis kazma hukukçu. Ama işte yani, hukukçu dediğinde de bir imamla hukukçu arasında fark nedir? Hukukçu hiçbir zaman ilahiyatçı olmaya çalışmaz. İmam olur. Peki senin kötü örnekleri niye böyle diye söylüyorsun? Burada o zaman burada söylediğin şey Melih'in eleştirisi
sizinle doğru anlamıysam eğer oraya gelmiyorum. O zaman hani farklı disiplinlerin tezahür biçimlerine itirazım vardı önce. Orada ikinci deformasyon deyip hani bir de kötülerin kendi kötü diller üzerinden o disiplini bozması tek tek hani bilimciler olarak ya da hani akademisyenler olarak. O zaman burada hani kötü akademisyen diyeceğiz. Tekne de kötü toplum bilimci diyeceğiz o zaman yani. Hayır, bir tanesinde... Hani çünkü oradaki kalksa hani hukukçuya bütünsel bir şeyi... İyi bir hukukçu ne kadar iyi olursa olsun hukukun bir uğrak bir dolayım olması nedeniyle zaten eksiklidir. Ama iyi bir toplum bilimci, sosyolog ya da iyi bir siyaset bilimci, iyi bir antropolog, iyi bir tarihçi de böyle eksiklik yok. Çünkü bir dolayım çalışmıyor. Olgunun kendisini çalışıyor. Ama olgunun kendisini çalışırken olgudaki bir şeyi, bir uğrağı, hukuk uğrağını atlıyor. İkisi birbirinden farklı. Hukukçu ne kadar iyi olursa olsun, adam sözleşmeler konusunda Allame-i Cihan olsun, adam için parantezdir onun özgür olmamız. İşçi özgürdür kardeşim. Ben çok iyi bir şey, iş hukukçusu. Ne kadar iyi olursa olsun, adam şeyi bir kenara alır, işte Marksizm'deki bilgiyle ya da başka bir şey diye. Ama iyi bir hukukçudur. Ona böyle bir şey olamaz. Olabilir. Olamaz. Öyle çünkü bir insan yaptığı şeyi neye tekabül ettiğini bilmeden onunla uğraşamaz. Yani uğraşırsa kötüdür zaten. Soyut olarak bilebilir. Bir adam Marksist'tir, solcudur, iyi bir toplum bilimcidir ama iyi bize hukukçudur. Farklı şeyler ben. Bu hukuka ilişkin kısmını tartışmayacağım sizlerle. Çünkü ayrı bir şey. Ama işte senin kafanda çok net böyle bir şey ayrımı var. Var. Çünkü 12, bakın. Ne ayrımı var böyle? Hukukçu, siyaset bilimci, toplum bilimci. Antropoloğu hiç saymadı. Onu zaten attığı hiçbir ilgisi yokmuş gibi düşünmüyor. Yani. Bir konuda TR'ye çıkan hukukçu şunu yapar. Bir şey anlatmaya başlar ama ondan sonra durur. Hukuk içindeki tartışmaları vermek zorunda kalır. Ondan sonra o şeyi anlatmaya başlar. Anlattığı şey de yine hukuktur. Biraz bu hukukçu için siyasi parası. Aydın da orada bir söz istiyor. Hocam, toplum bilimlerinin hukuk, az önce ifade ettiğiniz gibi, düşüncesini atladığını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 12 Eylül referandumuna verdiği tepkiye dayandırarak, onu göstererek kullanarak. Evet. Ve ben bunu daha geniş anlıyorum. Diyorum ki siz aslında Türkiye toplumunun 12 Eylül referandumuna tepkisini ya da işte Aydın kesimlerin ya da okumuş kesimlerin tepkisine der sizin hukuk fikrinin eksikliğine bağladınız. Hayır, hiç öyle bir şey yapmadım. Hiç öyle bir şey yapmadım. Peki, ben... Bir en başta şunu söyledim. Kuşakların çabasıyla gördüğü kaosun kavramlara bilinen bir şey çevrilmesi dedi. Gördüğü kaosu kavramları, ilkeleri, kategorileri hakikate çeviren bir şey var. Kuşak var. O kuşak avam değil maalesef. Havas da bunlar, elitler de onlar, toplum aklı bunlar. Bunlar üniversitede üreticiler bunlar. Bunlar onlardan söz ettiler ve ben kendi disiplinlere ilişkin çabalarının eksikliği olduğunu, hatta eksikliği değil, tamam eksikliği değil, kötü niyetli olmadı, eksikliği olduğunu, yanlış olduğunu, böyle yapılamayacağından söz ettim. Çünkü olduğunun hukuksal görünümden haberdar değil. Yani, topluma ilişkin bir şey değil yani, hukuk pozisyonunda olmaması falan değil. Yani, dur, öyle bir bakma. Tamam. Yanlış ifade fikrimin. Hukukun bir dil olduğu, yani normatif kabul edilmesi, bu bir dil olduğunu da kabul ettik sanırım. Tamam, yani, evet. Fark Hoca şey demiş, matematiksel ifadesi demiş. Şöyle diyebiliriz, etik alanı, pratik aklın mantıkla ifadesi de denebilir pekala. Tamam. Şimdi o zaman soru şuna geliyor, yani sizin o bir kere referandum çıkışınız sizden de anladığım kadarıyla sorun şu, konuşmanızda da geçti, diyalektik hukuk ya da diyalektik mantık mümkün müdür? Evet. O da şöyle ifade edilebilir, hukuk bir dil kendini bağlı bulunduğu başka bir bütün içinde bulunduğunu kendi kendine kavrayabilir mi? Çok güzel. Sorun bu, yani bir dil kendi kendini kavrayabilme yeteneğine sahiptir, bütün olarak kendi kendini kavrayabilme yeteneğine sahiptir. Böyle olduğu zaman dilin kendi kendine ihlal etme olasılığı da ortaya çıkmış oluyor. Fakat normatif bir önermeler bütünü bunu yapabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Bunun ben mümkün olduğunu yani şimdi düşünmüyorum. Üzerinde düşünmedim çünkü. Ama bir önyargı olarak düşünmüyorum. Çünkü daha geniş bir alan olan siyasetin alanına
bilmiş oluyoruz. Dil örneğinden devam et. Dilin kurallarını şeyler dil bilimciler geliştirmez. Dil üzerine çalışanlar geliştirmez. Evet. Hayat içinde belki olumsal olarak. Hocam siz hayatla ilgili. Hayat, biz hayatta değiliz. Tamam, dildeyiz. Evet. Dilin içeriği de hayat. Evet. Fakat ifade ettiği şeyler. Şimdi dil kendi kendini yeniden üreten bir dil mümkün müdür? Sorumuz ve kendi kendini kavrayabilen bir dil mümkün müdür? Değil tabii ki. Mümkün değildir. Değildir. Hukuk da böyle bir şeydir. Tabii. Yani, o yüzden eksik de işte. Hukuktan yola çıkarak açıklayamaz da hukusal. Diyalektik hukuktan mümkün değildir. Diyalektik mantıkla mümkün değildir. Çünkü mantık ve matematik oradan türer. Dolayısıyla hukukun alanından taşmaya ve varoluşun alanına, varlığına, var olanın alanına taşmaya ihtiyacımız var. Evet, bunu diyalektik yapar işte. Evet, fakat hukukun, yani sizin sıkıntınızın şu olduğunu düşünüyorum ben. Hislerinize tercüme olmuş olacak. Şimdi sorun bence şurada. Bu benim sıkıntım mı yoksa benim hatama işin mi? Hayır. Sizin sorunumuzun yani. Sorun. Bebeğe bakarlar, bebek ağlıyor. Lan bu sıkıntısı altı ıslak. Böyle bir sapma. Hocam yani bir şeyden derdiniz var, bu derdini düzenle bu şey yaptınız. Anladım. Tamam. Ben bu derdini kendim yani ondan anladığımı söylüyorum. O dert şu. Bence hukukun kavramsallaştırılmasına ilişkin bir eksiklik var. Yani sosyal bilimciler ya toplum bilimciler hukuka kör değiller elbette. Fakat hukukun gerçekleşmek için o kadar pespaye ki toplum bilimle ilişkilendirilemeyecek toplum, yani toplum daha doğrusu kaotik olanın her becesiyle ilişkilendirilemeyecek bu kadar kapsamlı bir şey. Ben de sizin düşündüğünüzü düşünüyorum. Hakikaten kapsamlı bir şey. Her şeye temas ediyor. Fakat öyle formalize edilmiş ki, öyle ortaya konulmuş ki öteki disiplinlere yabancılaşması da geldi. Öteki bilim adamlarının, toplum bilimcilerin ona yabancılaşması da getirecek. Yani dolayısıyla size burada ödev şu düşüyor. Hukuk bilimini yeniden formüle etme ödevi. Böyle bir sıkıntısı olan bir valla hukukçular için, hukukçular için yapacağım ya da hukuku tartışacağım top şey için, sonuç için bu çok iyi bir tavsiye. Saptamalarındaki diyalektik mantık olamaz kısmına katılmıyorum ama zaten olabileceğini kendi söyledim. Orada kullanırım. Ama sen diğer kısmına ilişkin ne diyeceksin? Olgunun toplumsal durağını görmeden bilgi üretme ve ürettiği bilginin de hukukçunun bilgisinden daha gerçek, daha doğrusu daha doğru, hakikati öğrenen daha doğru bir şey olduğunu söylemek. Bunun iktidarına sahip olan bilim dalları var ve bu bilim dalları ısrarlı bir şekilde hukuk durağını, uğralını, momentini görmüyor. Hocam, görmek iddiaya sahip iktidarı, çünkü iddiaya sahip sadece. Olsa olsa iddia olabilir. Hayır, bir gerçek var ama. Uzmanlaşma sonrası disiplinler arasında diye bir iddia bile ortaya çıkıldı. Ve bu tamamıyla sakat bir düşünce bence. Çünkü bu kez toplumsal bütüne yabancılaşmış disiplinlerin gözünden toplumu bütünleştirmeye çalışmak gibi bir sakatlığı var. Dolayısıyla bence şunu, toplumun bütün olduğunu yeniden görecek kişiler artık Marx'ın dediği gibi tarih bilimi mi yaparlar? Yoksa daha meta bir bilim mi yaparlar? Başka bir şey mi ortaya çıkar? Fakat bugün kendini tekrar edeyim. Neden kısır, kıt, kültürünü eğlendiren bir bilimciler topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir sürü konuşmuşuz, bir sürü örnekler aklıma geliyor. Kimlik siyaseti, ki anlatılır ama kimlik siyasetinin toplumun hukuksal kurgusuyla bağlantısını bugüne kadar kurarak anladığını ben görmedim. Çünkü kişi tanımını değiştirmek zorundasınız. Kişi tanımını değiştirmenin bugüne kadarki hukuksal biçimlerdeki kazanımı dağıtıp dağıtmayacağını, aşıp aşmayacağını işte tartışan görmedim. 10. maddede yapılan değişiklik, anayasanın 10. maddesinde yapılan değişikliğin dinle ilgili olduğunu söylediğim zaman toplantı 12 Eylül referandumundaki referandum öncesi toplantı, ne ilgisi var? 10. maddedeki yapılan değişikliğin kimlikle ilgili olduğunu ve bunun da kişi kurgusunda olumsuz sonuçlar olabileceğini tartışmamız gerektiğini söylediğim zaman öyle bir durak bunun ilgisini öğretmeye çalışanlar da hiç yoktu. 12 Eylül referandumu iyi bir örnek. Şuna benzer biraz da. 12 Eylül olduğu zaman, askeri darbe olduğu zaman Türkiye'de çok tartışılmış. Bonapartizm mi, faşizm mi, bilinen bir şey mi, açık faşizm mi, örtülü faşizm mi, destek verelim mi, vermeyelim mi? İkinci 12 Eylül, ki ben ona 12 Eylül bis diyorum. İkinci 12 Eylül olduğunda siyasal üzerindeki etkileri de sürüyor. Hocam, bu arada.
İkinci 12 Eylül olduğundaki tartışma da şuydu. Alt bizi demokratikleştirecek mi? Çok güzel anayasa değişikliği. Bu kesin bizi demokratikleştirecek. Yargı sultasını şey edecek. Kaldıracak. Çeşitlendirecek falan. Bir sürü şeyler söyleniyor. Diyalektik hukukun hocama da son bir şey. Diyalektik hukukun üçüncü konuları varsayımıyla sizin siyasal bilgiler fakültesi mensuplarından ya da Türkiye kamuoyundan talebiniz bence şu olmanız. Doğru siyasal tepkiler geliştirin. Hukuku buna bulamayın demek daha tutarlı. Diyalektik hukukun olamayacağını söyledim öyle bir şey hatırlamıyorum. Hayır ben söylüyorum. Ben kabul etmiyorum. Diyalektik mantıklı olabilir. Bu halde kabul etmiyorsanız hocam bize diyalektik hukuku nasıl gerçek mümkün olabileceğini de göstermek zorundasınız. Biz kalmadık. İyi olur bir görev olarak ben bunu not edeceğim. Şakası yani evet böyle bir şey üzerine kafa yoruyorum. Evet, ben yorulmalıdır diye söyledim. Tamam hocam. Evet. Teşekkür ederim. Yani bu şeyin senin tarafından gergin politik saflaşmaların bir bilgi kuramı sorunu olarak ele alınması beni çok şey yaptı yani etkiledi, öyle hoşuma gitti. Bu cidden önemli bir şey. Yani niye böyle düşünüyoruz meselesini bu düzeyde ele almak ve tartışmak anlamlı. Hocam bir saniye. Bu Le Monde diplomatik bir sayı yapmıştı. Ondan sonra bir deli profesör çok kullandı. Fransızlar filozoflarıyla övünürler. Fransa'da filozofinin bittiğini, felsefenin bittiğini ve yumuşak, işe yaramaz, ılık elemanların ortaya çıktığını kocaman bir sayı yaptı Le Monde diplomatik arkadaşlar derdi. Böyle bir şey söz konusu, böyle bir çöküş, belki de bir hal söz konusu. Efendim? Frankfurt Okulu'nun nice zamandır söylüyor. Felsefe bitti. Artık filozof yok. Tamam ben o zaman biraz yani anladım. Yani o bu şeyin şimdi devlet toplum ilişkisi askeri ve işte yargıda cisimleşen bürokrasi tarafından senin idare edildiğini düşünen bir ayrıntı çerçeve diyelim var, değil mi? Ne diyor? Toplum askeri ve askerde ve yargıda cisimleşmiş bürokratik vesayetin altında inlemektedir. Ve şimdi işte nihayet bu referandum okumalı olan değişikliklerle bu vesayet değişimi sonlanacaktır şeklinde yapılan analizler söz konusuydu. Burada da analizler yapılırken hukuksal durak gerçekten bilinerek mi yapılıyordu? Ha işte senin yani seni anlamak açısından şey yapıyorum. Sen diyorsun ki şimdi bizatihi bu analizin kendisi yani bu analiz çerçevesinde yapılan değişikliğin yorumlanması ve o konuda bir tutum alınması da aslında şunu gösteriyor ki bu analizi yapan siyaset bilimci kendi inceleme nesnesinin hukuksal biçimine vakıf değil. Evet. Bunun bilgisine vakıf değil. Buna vakıf olsa bu kadar oltaya gelmez. Yani hukuksal bir düzenleme yoluyla atfettiği vesayet rejiminin bilmem ne olacağı filan tarzında bir şeye gelmez diyorsun değil mi? Bu cidden kritik bir şey değerlendirme. Yani yargı teminatı Türk yakın dönem demokrasi tarihinin en temelidir. Menderes dönemini analiz eden tarihçi, Menderes'in yargıda yaptıklarını bilmeden hiçbir şey söyleyemez. Onu bilip de 12 Eylül referandumuna ilişkin olan biteni anlamaya çalışan adam da yargı bağımsızlığını, yargıç güvencesini ve mahkeme bağımsızlığını bilmek zorundadır. En temel hakim teminatının içinde de coğrafi teminatı bilmek zorundadır. Bunlardan hiç haberdar olmayıp da efendim bu sayede HSYK'daki Adalet Bakanlığı ağırlığı hafifleyecek. Senin dediğin gibi merkezdeki yargının vesaire. Yuh dedim buna. Hiç mi adam haberdar değil Menderes döneminden ve yargı teminatının Türk demokrasi tarihinin kurucu çatışmalarından birisi olduğundan? Yani yuh dememek için böyle bir şey yapıyoruz. Yani ya şöyle oluyor yani günümüzdeki iktidar ilişkisi, yönetilen yönetilen ilişkisine rengini veren ana eğilimi son dönemden önceki aşamalarında daha çok yasa değiştirme yönünde bir eğilimden ziyade hili bir şekilde gerçekleştirme kendi şeyini, istencini, iradesini daha baskındı.
yani şeyi söyleyelim, işte kısmi süreli sözleşme istihdam ya da belirli süreli istihdamın hukuksal dayanakları çok fazla yokken de fiili olarak zaten o onun önü açılıyordu ve şey oluyordu. Fakat o zaman da önemliydi bu. Yani fiili varoluş, egemenler fiilen kendi şeylerini, egemenliklerini hukukla çelişse bile hukuksal düzenlemeyle gerçekleştiriyorlardı değil mi? Öyle bir dönem yaşadık. Şimdi ama o da gene önemli çünkü bu sefer muhalefeti biçimlendiriyor. Hukuk mücadelesi ne bırakıyor bize. Evet yani hani buna karşı çıkanlara şey işte sen de git hukuk mücadelesi ver demiş oluyor. İşte yani hukuk mücadelesi verildi. Belli bir zamandan beridir ki bu işte erklerin toplulaşması, yürütmenin güçlenmesi şeklindeki eğilimin dünya çapında da hani gözlenen bu eğilimin daha belirgin hale gelmesiyle birlikte artık yani hukuk nosyonuyla alay edercesine yasalar yapma. Yani mevcut 10 tane 15 tane yasayla çelişen bir yasayı yapıp şu yasalar istisnadır değildir. Yani şu yasalar şeydir, devre dışıdır demek yani mesela. Anayasa değiştiler. Bazen haberi olmuyor insanlar. Ben diyorum sınıfta dün anayasa değişti haberiniz var mı? Sizin haberi olmuyor. Yani böyle bir jelibon anayasa oldu. Fiili varoluştan yasacı bir şeye yani ne gerekiyorsa yasasını yapma. Değil mi? Hani MİT müsteşarı şeye gidecek de hemen bak yasa yapıldı falan neredeyse. Şimdi de böyle bir eğilim var. Bu hem zihniyetlerimizi hem de diyelim muhalefeti nasıl biçimlendirecek? Bu yeni yani iktidarın bu tarz varoluşunu nasıl şey yapmamız gerekiyor, anlamlandırmamız gerekiyor? O konuda da şeyler söylersen. Zor yani söyleyeceğim. Hakikaten zor. Şöyle bir eleştiri... Dağa çıkmamıştı. Yani Cumhuriyet dönemi için şöyle denir. Çok fazla yasa yapılmıştır ama toplumsal gerçekliğe uymadığı için bir kısmı zaten bunların ölü doğmuş, etkisiz kalmış. Ama şimdi çok fazla yasa yapılıyor. Bakıyorsun toplumsal gerçekliğe uyuyor. Ya da daha doğrusu oluşan çelişkilerde yer buluyor kendine ve o çelişkilerde hep olumsuza doğru götürüyor. Yani hem yer buluyor, uyuyor, bir uyuşma hali var. Fakat toplumsal da çok fazla çelişki söz konusu olduğu için bir yere oturuyor. Ve aynı zamanda derinleştiriyor. Yani nedir işte çok basit yargıda olan değişme, bir hakim nasıl değişir diye sormuştuk. Yargıda olan değişme 50 bin tane öyle olur. Kadın erkek çelişkisi uyuyor geliyor. Yüksek yargıdaki kadın ağırlığını tamamen değiştiriyor. %60 iken Danıştay'daki hakim ağırlığı, kadın hakim ağırlığı şimdi %20 ve sıfırlanacak. O çelişkiye giriyor mesela. Kadın erkek çelişkisindeki erkeklerin şu anki güçlü siyasi pozisyonu oturuyor birdenbire. Ama onu derinleştiriyor, hızlandırıyor. Yani şu anki hukuksal dönüşüm sadece ya işte bir sürü yasa çıkıyor, hangi birini takip edeceğiz şeklinde bir bezginlik yaratmaması gereken. İşte yasanın bir gerçekliği de olur. Tam bir şey oldu. Tam anlatamadım. Yani Kürt sorununa yasayı nasıl çözüm bulacaksın? Şimdi de benzer bir şey var. Yani her sorunu yasayla çözebileceğimiz çok yasa çıktığı için ve her şeye uygun, yani her mesele kendisini bir yasa formülasyonuyla ifade ettiği için şimdiki yönelim tam tersine herkes şimdi yasa okuyor. Ama bu olurken böyle bir tarihsel anlamda şu var. AKP iktidarı gerçek anlamda sermayenin, büyük sermayenin orta boyla bir koalisyon olarak iktidar yarattı. Yani bir şeyle, toplumsal çatışmalardaki egemenlikle siyasal egemenlik tam örtüştü neredeyse. Galebe çalınmış, darmadağın edilmiş bir işçi sınıfı var. Sermaye arasında bir tepişme var. Sermaye arasındaki tepişmede de bir göreli bir istikrar dönemi yakalandı ve onun partisi olarak hareket ediyor. O nedenle belki hukuksal durak daha hızlandı ve daha hızlı çalışıyor. Uyuyor toplumsal çatışmalara. Yani şeyde toplumsal çatışmalarda bir sermayenin egemenliğinde bir delik, gelik vesaire açılmadı ki. Kadın şeylerin kimlik siyasetinin açmış olduğu alanların hepsi kimlik siyasetinin aleyhine işler hale geldi. Kadın kimliğinin tanınması müthiş bir gericileşmeye yol açtı. Düşünür.
gericileşmeye yol açtı. Dediğim gibi statta yani kişiler, insanlar giremez, kadınlar girebilir. İyi bir şey. 10. madde. Dinin tanınması korkunç bir gericileşmeye yol açtı. Alevilerin kimlik talebi yine korkunç bir gericileşmeye yol açacak. Yani şeyde sınıf siyaseti dışındaki kimlik siyasetinin yaratmış olduğu çelişkiler, edinmiş olduğu pozisyonlar da sermayenin müthiş egemenliği sayesinde hep onların aleyhine dönüştürülüyor. Kimlik siyasetini kapitalist toplumsal ilişkileri özgürleştirerek dönüştüreceğini varsayarken, çoklu bir şekilde dönüştüreceğini, çoğulcu bir şekilde dönüştüreceğini varsayarken, Türkiye'de sermayenin hepsini maalesef gerici bir şekilde kullanıyor. Ve bu da hep hukuksal biçimlerle oluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor aleyhler, elde ettikleri daha fazla dinlersin. Komedi. Uzun boyu anlatabilirim. Senin şimdi yaptığın eleştiri geçmişe dönük bir eleştiriydi bir anlamda. Ha şu an ilişkinde aynı zamanda. Hayır, içinde bulunduğumuz dönemde siyaset bilimcisi, sosyoloğu, hiç yapamaz diyorsun, hiç uzak kalamaz. Hayır, şimdi. Onlar bütün antenleri şeye çevirmiş. Çok yani şimdi iktidar ilişkileri kendini yasalar yapmak biçiminde gerçekleştirdiği için anlaşıyorum şu anda. Tamam hocam. Yasaya belki, bak. Herkes yasaya inceliyor. Belki farklı hukuk biliminin kendi... İnceliyorlar mı hakikaten? Bakıyor. Yasaya bakıyor ama hukuku görmeden yasaya bakıyor. Ama hocam belki de oradaki ayrım onun başta kurduğu hukuk disiplininin kendi kurduğu sınırlıkta mı kalıyor? Ya ben mesela o belediyeler şeyini okudum. Düşün ya. Hep beraber yıl kez ıslasın. Ama bir hukukçu gibi mi okudun acaba? Bir toplum bilimci gibi mi okudun? Tabii tabii. Okudum. Valla yeterince saldırgan olamadım herhalde. Hocam dur daha gizgah daha çok konuşacağız bakalım. Şimdi çayla gel edelim. Bilmiyorum farkında mısın ama kendi sorduğun soruyu bir yandan da cevaplıyorsun sen. Yani diyorsun ki hukuk her şeyi tanımlar. Ama öte yandan da diyorsun ki hukuk her şeyi açıklamaz. Evet. Değil mi? Evet. Açıklamak için sosyal bilimler var. Tanımlamak için hukuk var. Bu tıpkı başka normatif bir dal olan dinin kozmogoni ile ilişkisi gibi. Yani insan nasıl yaratıldı, evren nasıl yaratıldı? Bunu sorduğu zaman dinin buna bir cevabı yok. Onu ancak kozmogoni üzerinden tanımlıyor. Tıpkı Tevrat'taki Genesis gibi. Geçen William Wright'ı okuma. Denk geldi. Yani, ben söylemiyorum ama o adam da faşizmin kökeni için çalışma yaparken psikanalist çalışırken dinleri cinsellik konusundaki yasakları esas alarak bir değerlendirme yapmış. Dinlerin sadece cinsellik konusunda yasakları yok ki. Onun vurgusu şey, cinsellik konusundaki yasağı dinleri yaratır. Çünkü din cinsel doyumu baskılarken faşizm doyum sağlar falan gibi şeyleri var. Şundan söylüyorum bunu. O zaman bir Türkiye'de çalışan bir psikiyatrist, bir psikolog vesaire aynı zamanda dinin hukukunu da hesaba katmak zorunda kalacak. Açıklayabilmek için. Bunu da şundan söyledim. Hukuk konusundaki eksikliği biliyorum. Ve burada hukuk konusundaki eksikliği, hukukun gerçekliği açıklamak konusundaki eksikliğini tartışmak istemiyorum. Tam tersine diğer alanları gerçekliği açıklarken hukuk durağını atlamasının yaratacağı eksiklikten söz ediyorum. Hukuk durağını atlamıyorlar. Onlar hukuk durağını veri kabul ediyorlar. Yani onun üstünde şey yapıyorlar, hareket ediyorlar. Ve onun altındaki değişiklikleri onun için birazcık ayağımızın altındaki yerde olan değişikliklere birazcık şey, körüz. Ama yani bu şeyden kaynaklanmıyor. Tamamen o kozmogoni din ilişkisindeki gibi. Kozmogoni hiçbir zaman dinin kurallarını şey yapmaz. Nedir? İlgilenmez dinin kurallarıyla. Dinin kuralları ayrı bir şeydir. Ama dinin kuralları kozmogoniye atıfta bulunur. Kozmogoni elde edeceğim bir şey dinin temel varsayımlarını çökertmez mi? Çökertebilir. Çökertmiyor. Çökertmiyor. Belki de bu açıklama nedir? Bu yetersizliği gördüğü için Melek Hoca'nın ta en başta söylediği o ilk sosyal bilimciler hukukçulardı. Yani hukukun açıklayamadığı şeyleri açıklama ihtiyacı hissettikleri için sosyal bilimler doğdu. Muhtemelen. Şeyde Gülbenkler Komisyonu'na konuda hukukun geçtiği tek yer Alman siyaset biliminin, devlet bilimlerinin hukuk
bilimlerinden oluştuğuna ilişkin saptamasıydı. Söz isteyen. Gerçi biraz ajistatif olacak ama hukuk durağını belki de atlamamız gerekiyor diğer sosyal bilimciler olarak. Bunu da niye söylüyorum? Yani toplumsal gerçekliğin hukuksal kurgusun gibi bir tanım yaptınız evet, en başta. Evet. Bu çok güzel bir tanım. Şöyle, yani ortada bir gerçeklik var ama bu gerçekliğin bir kurgusu söz konusu. Yani biz eğer hukuksal durakta durup bu kurgunun bilgisine vakıf olacaksak ve sadece bununla yetineceksek burada bunu doğrudan atlamak çok daha iyi, daha hayırhah bir iş olabilir diye düşünüyorum. Bunu da şuna dayandırıyorum. Sosyal bilimler değil de en azından eleştirel sosyal bilimleri temel uğraş olarak hukuku ele alıyorlarsa bunu Engels'in dediği gibi hukukun bir illüzyon olduğunu işte hani sizin de bildiğiniz gibi hukuksal dünya görüşünü kabul etmiyor Engels. Evet. Bunu temizlememiz gerekiyor. Burjuvazinin dini hukuksal dünya görüşü. Aynen evet. Hukukla boyanmış gözlükleri diyor atması gerekir işçi sınıfının ki ancak içinde yaşadığı şartın gerçek hayat şartlarının ne olduğunu bilebilsin. Dolayısıyla hani burada belki şunu söylemek gerekir. Hukuk durağında evet, hukuk durağının bilgisine vakıf olan ama o bilgiye vakıf olmamız ancak o durağı aşmak amacıyla olsun. Zaten dolayın olma dediğin her şeyde bu evet. Bilgiyle. Soyut ve somut, neyse buralara girmek istemiyorum. Her şeyde, her durakta zenginleşerek, her durağı çözdüğünüz zaman bilgi zenginleşerek somutlaşır. Ama hukuk durağını atlayamazsınız bu nedenle. Belirli süreli şartı, belirsiz süreli şartı. Bilginiz var mı? Buyurun atlayalım durağı. Hangisi daha güvencelidir? Ama işte burada birincisi. Atlamamız gereken belki o ayrıntıya boğulmaksızın. Benim birincisi değil. İkincisi tabii ki. Gibi. Sen birinci mi dedin? A şıkkın mı yok canım. Hocam bir şey isteyen... Ben bir şey söyledim. Tabii. Yani aslında katılıyorum bir kısmına söyledikleriniz ama hepsine katılmak mümkün değil gibi gelir ki haksızlık ediyorsunuz. Ozan televizyona çıkacağı için sizli konuşmaya başladım. Hocam size senden mi? Yani haksızlık ediyorsunuz. Dünyadaki sosyal bilimlerin gidişatı sizin bahsettiğiniz gibi değil. Yani ben çok ulusal hatta yerel kaldığını düşünüyorum sizin sunuşunuzun. Kamu hukuku tanımınızın. Kamu hukuku tanımınızı kamuyu kapsamadığını düşünüyorum mesela. Kamuyu nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum. Yani kamu hukukunu, kamuyu devletle mi özdeşleştiriyorsunuz ve bunun üzerinden mi kamu hukuku tanımlıyorsunuz? Mesela dünyada mekan üzerinden siyasal örgütlenmeyi aşmaya çalışan bir sürü hareketlilik var. Bir sürü siyasal özne var. Bir sürü tartışma var. Ve bunun üzerine hukuksal fikirler geliştiriliyor. Şimdi adamların hukuk uğrağını atlaması mümkün mü? Katalanlar bağımsız olacağız diye bağırıyorlar şimdi. Avrupa Birliği çıldırmış durumda. Ne yapacağız biz yani? Bu bağımsız olursa diğeri onun için non territorial autonomy diye bir şey getirdiler. Ulus devletler bitti siz istemeyiniz. Yani bunu söylemiyorlar. Bunu söylemiyorlar. Söylemiyorlar. Hepsi söylemiyor ama sizde çok böyle bir blok, bütüncül bir reddiye var. Bunlar ve İskoçlar da bu doğru değil. Yani örneğin Derrida'sı, Rancière'i, Agamben'e, Foucault'su, Badiou'su ki bir kısmını da beğendiğinizi biliyorum. Ya. Foucault'u beğenmişsiniz okuyup. Ama Agamben'e dinci dediniz. Elinizin tersinde. İttiğiniz attınız. Şimdi bu adamlar yasa üzerine, hukuk üzerine, kamu hukuk üzerine özellikle. Hatta kamu özel ayrımının saçma bir şey olduğu üzerine sürekli tartışıyorlar, yazıyorlar. Ya bu bakımdan siyasaldaki 3-5 tane evetçinin ya da yetmez ama evetçinin ya da Türkiye'deki bu siyasal atmosferin yelkenine kapılıp da bu kadar büyük bir reddiyeyi ben haksızlık olarak görüyorum. Doğru değil. Çok fazla vurguladığını fakat yine de yeterli olmadığını düşünmeye başladım. Ben hukukçuların eksikliğine, şu anki durumdan ilişkin şeyler söz etmedim. Ben tam tersini hukuk dışındaki diğer toplumun bilimlerini, doğru üretme konusundaki yetkinliklerini aslında gerçek olmadığını çünkü hukuk durağını atladıklarından söz ettim. İşte ben de bunun büyük bir haksızlık olduğunu, dünyadaki sosyal bilimlerin son dönemdeki yıldızlarını ve bunların birçoğu Marksist kökenli, kendine Marksist diyen var, şu anda sosyalist diyen var biliyorsunuz hepsini. Hepsinin hukuk durağı üzerinde inanılmaz düşünce ürettiğini. Tabii canım ya, evet doğru. Tamam, peki ama sizin bu büyük reddiğiniz niye sadece böyle yerel ve ulusal çatlarda? Ozan başlığı yanlış koydu, sonra süje kim deyince söyledi. Siyasal Bilgiler Fakültesindeki bir takım toplum. Başlığı öyle koysaydı, benim anlamam da 15 dakika sürdü. Sonuçlarımızdan buraya varılıyor. Yani şimdi başlık çok iri ve büyük, beklentiyi büyük tutuyor ama sizin tepki gösterdiğiniz
mınçlandığınız, öfkelendiğiniz fikirlerin çok yerel olduğu görülüyor. Hayır, çok yerel değil. Dünyadaki sosyal bilimleri tartışabilecek durumda değil. Fakat onlarda da büyük bir çoğunluğunun şeyi yine durağını atlayarak tartıştığını ya da adam ben gibi buradaki bir kavramı alıp oradan gayet idealist bir kurgu yaptığını söyleyebilirim. Ama son dönemde dünyayı kavramak bakımından en iyi bilginin coğrafya ve tarih kökenliler tarafından üretildiğini düşünüyorum ben. O sadece bir ama yani bak şey, bir saptama. Mekan üzerinden siyasal örgütlenmeyi reddeden bir emek değer kuramı, mekan üzerinden siyasal örgütlenmenin en büyük nasıl sanırım destekleyicileri tarafından şu anda tanımlanıyor. Yani David Harvey'den mi bahsediyorsun? Evet, coğrafyası evet. Değil. Şimdi bu mekan üzerinden siyasal örgütlenmeyi reddeden bir şey. Emek değer kuramı değil mi? Sizin bildiğim temel anlamda. Yani ama şu anda adıyla tartışıyor. Ama yine emperyalizm diye kitap yazıyor. Usta Yönet'ten mi söz ediyoruz? Evet. Anladım. Var. Onların felsefecileri çok... Tamam. Adam yine emperyalizm diye kitap yazıyor. Ve resmen bu kuramın karşısında yer alarak, bu kuramın karşısına alarak sanki Marx bunları söylemiş gibi davranarak ulus devlet, territoriality vesaire üzerinden bir analiz yapıyor. Şimdi siz bunu temel alıyorsunuz ve bunun üzerinde bir kamu hukuku sunuşu yapıyorsunuz. Ben diyorum ki dünyada bir sürü bu temelde yer almayan, yani bu bakış açısında bulunmayan, hukuku başka biçimde algılamaya çalışan, hukuku başka biçimde kurmaya çalışan düşünür var. Ama siz bunlar yokmuş gibi davranıyorsunuz. Ben de bunu sizin eksiniz olarak görüyorum. Tabii ki benim eksiğimde. Ben bunu dediğim gibi bütünselliğe ve o kolektif çalışmaya inanıyorum ve açılmaya çalıştığımı söylüyorum. Hukukçu olarak diğer alanları öğrenmeye... Sizinle kolektif çalışma çok zor ya. Öğrenmeye, kolektif çalışma, şey yan yana yere çalışma, şöyle bilgi kolektif olarak ürer. Kuşakların bir gömülü kaosu bilinen bir şey diye başladığım şeyden söz ediyorum. O çok iyi bir tanım, ondan ben anladım. O sizin değil mi? Bir çay ısmarla sen söyledin. Benim değil tabii ki canım, senin Ege'ymiş. Şimdi, Onur'un bu tercihinin şöyle bir gerçekliği var ya. Askeri vesayet rejimi kavramsallaştırmasını düşünüyorum. Şimdi bu genel geçer, herkes tarafı bu kadar sayıları insanları bilen, onların beş katını bilen, çalışan, değil mi? Siyaset bilimcilerden oluşan, devlet çalışan, yani bu camia, Türkiye çapında. Şimdi o kadar belli ki bu. Şey gibi yani normal devlet der gibi, iktidar der gibi, herhangi bir genel geçer siyaset bilimi terimi gibi bunu kullandık biz. Hatta böyle bir politik saflaşma ögesi oldu. Yani askeri vesayetçiler, sivil vesayetçiler, her ikisine de karşı çıkanlar filan diye Türkiye'deki siyasi pozisyonları aşağı bu üçüyle tanımlayabiliriz değil mi? Askeri vesayet savunanlar, sivil vesayet savunanlar, her ikisine de mesafeli duranlar. Oysa bu kavramın bizatihi kendisi. Ben ikisini de istiyorum. Ha, ikisini de kuran da var. Bu arada hoca geçen gün sivil darbe dedi mesela. Bu arada tabii sen. Ay şeyi söyleyeceğim. Benim de mesela şaşırdığım cidden hani Türkiye'nin cidden o anlamda mesela bunun yani devlet teorisinde, siyaset bilimini analizlerinde, iktidar ilişkileri nasıl bir universal şeyi var? Yani genel ne diye biz çünkü bilim deyince, siyaset bilimi deyince de böyle düşünmek istiyoruz. Yani bir uluslararası bir pozisyon olarak düşünüyorum. Nedir oradaki şey? Yok, çok bize özgü. Tamam mı? Türkiye'de geliştirilmiş bir şey bu, kavramsallaştırma. Yani hani sırf bu terimi biraz zorlarsan Latin Amerika'daki askeri diktatörlükleri çalışan Amerikalılar falan kullanmış bunu bir dönem. O da olumlu anlamda. Yani toplum geri askerler ilerici, eğitimli filan toplumu vesayetleri altında ilerletirler. Gelişme, modernleşme şeyi var. Şimdi, dolayısıyla cidden hani memleket satının bir özgürlüğü var yani. Tamam, bu kadar derin teori çalışıyor bir sürü insan ama geliyor çok rahat. Evet, gerçekten askeri vesayet rejimi. Başka biçimler. Ne bu kavram? Bu kavram nedir yani? Nasıl, devlet teorisindeki yeri nedir? Bu basit soru mesela teorize edilmedi. Ali Bayramoğlu gazetede yazdı bunu. Gazete köşesinde. Ve burada birden genelleşti, yaygınlaştı. Bir teorize edildiği bir metin hatırlıyor muyuz? Ben hatırlamıyorum. Yok. Ama şu anda da aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok özür dilerim ama dolayısıyla hukuk bilimi, toplum bilimi ilişkilerine geldiniz.
Siyasaldaki üç hocayla Ali Bayramoğlu'na örnek veriyorsunuz. Yani gerçekten o zaman başlığı şöyle koysaydık. Türkiye'de toplum bilimcilerin ve hukukçuların problemleri koysaydık anlardım ama hukuk bilimi ve toplum benim anlamam 15 dakika sürdü ya. Ne anlatıyor acaba diyorum. Marx geliyor aklıma hukuk yaptı, öbürü geliyor hukuk yaptı. Şimdi ama aynı şey Ali Bayramoğlu herhalde hukuk bilimleri ve toplum bilimlerinin iyi yapılmasının bir örneği olamaz değil mi? Yani aynı şey yapıyoruz. Türkiye satına indiriyoruz. İndirince konuyu siyasetleştiriyoruz. Siyasetleştirip de çarpıtıyoruz ve aslında akademik tartışma yapmaktan çıkıyoruz. Hayır ama yani... Ya bunu öyle yapan da kötü, böyle yapan da kötü. Onu söylemek yani, istiyorum. Ben sadece şeyi vurgulamak için söylüyorum. Haklı, haklısın. Yani bu böyle bir eleştiri. Yani çok yere kaldı. Hatta çok lokal kaldı ama bu yereli ve lokali değil. Aynen, İnanılmaz yani. Ben ona katılıyorum. Hayır, yani cidden bize mahsus bir şey var. Yani bir acayip bir durum. Yani bizim pozisyonlarımızı ne belirliyor? Niye bu kavram bu kadar şey oldu ya? Birden hani alıcı, yani hepimiz bu kavram sorgulamaksızın kabullendik. Genel niye? Kabul. Genel kabul. Yani niye? Yeni bir şey diyoruz pardon. Sanki çok eskiden vardı gibi geliyor bana hocam. Yok muydu bu eskiden beri? Yok. Canım şimdi metinin saptamasını niye esas alıyorsunuz? Metinin saptaması saldırı saptamalardan birisi. Bir Türkiye ilişkin analizlerden birisi. Baskından birisi. Ben şey diyorsun, yani senin bütün buradaki hani Belen uyarısı çerçevesinde meseleyi dayandırdığın ne diyelim meğer taşı diye koyduğun hukuk durağına atlayan toplum bilimci meselesine ilişkin bir eğer siyasal tavır alış üzerinden böyle bir tanımlayış yapıyorsan yerel olarak Türkiye'ye özgü 12 Eylül referandumuna özgü buna fazla yani bu yargında bence bu kadar keskin olman beni şaşırttı. Çünkü bundan üzerinden konuşup siyasi duruşu savunmak adına da böyle davrandıklarını söyleyebilirsin ve böyle bir şeyin hiçbir hani böyle bir tartışma çünkü bence bir sürü yerinden çok problemli oluyor. Hani toplum bilim, hani daha büyük bir resim üzerinden toplum bilimcilerin disiplinlerini, içinde varoluşları ve bilimsel çalışma yapmalarına tartışmadığında hem hukukçularınkini ve kendi içlerinde de hani becerikli beceriksizleri dahil olmak üzere hani ayrı ayrıntıları ama bence hani bunun ötesinde de bir şey var. Hani o zaman onu da tartışmamız lazım. Hukuk durağı değil de belki de siyaset durağını tartışmamız lazım. Oradaki tavır alışlarda. Sadece akademisyenlerin, toplum bilimcilerin değil belki de o zaman. Hani küçük bir şey ekleyebilirim buna hocam. Yani mesela burada siz böyle başlarsanız ben de buradan şunu söylemek durumunda kalırım. Siz de siyaseti yani, evet, yani düzen kurma faaliyeti olan siyasetin durağını atlıyorsunuz. Bir araya gelmeye de ayrışma biçimlerinin üzerine düşünme sanatı olan, siyasal olanı olan durağı atlıyorsunuz. Arzu üzerine düşünmüyorsunuz, psikanalitik üzerine düşünmüyorsunuz, bunlar üzerine tartışmıyoruz. Yani şimdi tartışmayı bu düzeye getirirsek, siyaset bilimciler bunu düşünüyor, uluslararası ilişkiler bunu düşünüyor, hukukçular bunu düşünüyor. Şunu parantez içinde söyleyeyim, durağın atlanmaması gerektiği konusunda kesinlikle size katılıyorum. O hukuksal biçimi bilmeden gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ya niye Kürtler? Kürtlerin hepsi niye Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriyor? Sonuçun amacı devlet kuracaklar da o yüzden aynı bir şey. Hayır, abi, bilmek istiyorlar hukuksal biçimleri, oradan dolanmak istiyorlar, o dolayını öğrenmek istiyorlar. Ya bu çok açık. Yani şeyde de, Amerika'da da hep şey lisans eğitimleri siyahların hepsi hukuk fakültelerine gidiyor. Ya bunun bir gerçekliği var, bu konuda haklısınız. Ama bunu ne bir yere vardırdınız ki? Ne sosyal bilimciler kaldı, ne siyasal bilimciler kaldı. Hocam ne dedin öyle sosyal bilimciler? Şimdi, hocam... hayır şimdi beden denizden... Siyasal yapabilitesini lokali söylüyor. Türkiye'nin aslında bir 12 Eylül dönemi yaşadığını düşünüyorum. Herhalde bu senin şu anki müdahalende benim sitesini güçlendiren bir şey. Ne dedim ben sosyal bilimciler için? Ne o kavga bu kavga, ne dedim bu sosyal bilimciler için? Çok sinirlendim. Tamam, evet. Tamam, yeter. Çıkıp da ben bilimsel bilgisine sahibim diyen bir bilim adamının ele aldığı olgunun hukuksal görünümünü, daha doğrusu ele aldığı olgu, hukuksal görünümü tezahürü dışında başka şekilde ortaya çıkmıyor. Onun görüngüsü fenomeni zaten hukuksal. Onu hiç görmeden analiz yapmasını ben yiyeceğim. Buna kofte dedim tabii ki.
Yani muhtemelen bunu genelleştirmeniz rahatsızlık yani. Hiç de şey değil, rahatlıkla genelleştirebiliriz. Dünyadaki gıda krizini tartışırken, dünyadaki genetiği değiştirilmiş gıdaları tartışırken, dünyadaki su hakkını tartışırken, dünyadaki kendi kaderini belirleme hakkını tartışırken, hukuk durağını dışlayarak analiz yapan bütün sosyal bilimcilere kofti derim. Bunu abartana da kofti derim. Eğer kofti çok sayıda yok ama işte o dünyada. Türkiye'de çok olabilir. Var hocam, temel hukuksal biçimi çözmeden GDO tartışması nasıl yapabiliriz? GDO'ya ilişkin örneğin şeyleri, fikir ve sanayi haklardan gelen temel hukuksal kurguyu görmeden nasıl çözebiliriz, nasıl tartışabiliriz? Ya bütün dünya bunu tartışıyor, bu şey hakları tartışıyor. Biliyoruz tabii ki bunu, yani bu var ama bunun belki de olumlu örnek olarak gösterilebilir. Yani bu sonuçta bunu yükleyip dünyadakileri görmedim, böyle olumları götürebilir, gösterebilirim. Diyebilirim ki bak, Türkiye'deki toplum bilimlerinin kuruluşunda, şu anki varoluşunda bu eksik, dünyada şu adam da iyi. Böyle de yapılabilir. Ama böyle bir boyutu hiç düşünmedim, dünya ölçeğinde olarak değerlendirme yapma boyutunu düşünmedim. Buradan geri dönersek, kofti demek dışında ne demişim? Yani sosyal bilimlere şunu dedik. Sosyal bilimlere, sosyal bilimcilere. Sosyal bilimcilere. Yani bütün, yani genel olarak sosyal bilimcilere, işte toplum bilimcilere, neyse bunları da nasıl ayırıyorsunuz bilmiyorum. Toplum bilimcileri deniz lan, bir sürü disiplin yoklar. Ya şimdi yeni ekol var. Bu ekol, sosyoloji alanındaki her şey aslında siyasal olduğunu iddia ediyor. Konuşmanızın bir yerinde örneğin özel olduğunun politik olmadığını söylediniz. Aa evet. Öyle söyledim mi? Tabii ki. Tamam, feminist teoriyi reddettiniz. Şimdi bunların hepsine Hukuksal kurgu da dedim, özel alan, kişinin varoluşu, kamu düzeyinde kavranmaz, özeldir dedim. Hukuksal kurgusuna... Tamam ama işte kamuyu nasıl kavradığınız konusunda bir açıklık yok. Hukuksal kurgunun kendisi eksik zaten. Yani burada 5000 yıllık toplumsal yapıyı, yaratıcısı nasıl toplumsal ilişkiler bütününü tamamıyla reddeden bir kuramı elinize tersine ittiniz. Şimdi beden diliniz, imalarınız vesaireniz bunlar bunu gösteriyor şimdi. Bu tek tek şu, not almadım yani şurada şuna eleştiriyor. Güzel bir şey, gurur duyuyorum buna. Tamam güzel. Bunlar 12 Eylül BİS'te beden bilimle, konuşmalarımla, imalarımla bir pozisyonsam güzeldir. Hoştur. Yalnız BİS'in Türkçesi zırdır. Aa sizin yanlış mı? BİS ikinci kez de demek. Bir daha. Merve. Bu iyidir. Hiç kocunmam mı? Kocuğun tezgahı görsen her şeyi konuşuyoruz. Hocam şimdi çok kötü demiyorum ama bence şu yakışmaz. Yani şu yakışmaz. Böyle bir genelleme yap. Bu genelleme içerisine kocaman bir torba yasa gibi bütün sosyal bilimleri, bütün toplumsal bilimleri vesaire içine atıp... Ama o öyle görüyor. İşte ben de bunun böyle olmaması gerekiyor. Siz öyle görmüyorsunuz. Siz çözmüşsünüz. Hepsi bu yani. Hocam şimdi ben daha başka şey yapacağım. Dünyada ve Türkiye'de ne olduğundan ziyade... Geçen böyle başlık az. Sayın Hocam nerede çalışıp bir hafta sonra... daha değişik. Ben yapamam yani. Üstüne de ama ben çalışacağım. Şimdi benim bir iki saptamam, bir iki de durumdan şey çıkarma, ödev çıkarma ve yani siyasal bilgiler, yani bu lokal için önerim olacak. Daha evvel de önerdim ama bir türlü gerçekleşmedi. Belki bundan, hani bu oturumdan yola çıkarak gerçekleştirebiliriz mi? Birincisi, hukuk at mıdır, araba mıdır, arabanın arkasına koşulmuş at mıdır? Bunu merak ediyorum. Zor soru sormadılar ben şimdi. Ben çünkü hukuku bildiğimi veya anladığımı iddia edemem. Dolayısıyla araba mı, çok basit matematik işte, böyle şey basit mantıkla düşünüyorum. Araba mı, at mı, arabanın arkasına koşulmuş at mı? Ona göre hukukla ilgili bir konumlanma ve ben ha demek hukuk buymuş diyeceğim. Yalnız bunu şey yaparken bir parantez içinde çok böyle daha lise çağlarındayken tanıştığım muhtemelen rahmetli olmuş bir hukuk profesörü Tahir Çağ, bilmem duydum bunu. Onun bana söylediği bir şeyi de hatırlıyorum bir yandan. Hukuk demişti, kimin kimden neye dayanarak ne istediğidir. Hukuku böylece özetlemişti. Benim kafamda bu kaldı hukuk olarak. Bir de bu böyle yani uyuyor mu, bu mu gerçekten? Ben hukukun ne olduğunu henüz tam şey yapabilmiş değilim, anlayabilmiş değilim. Haklar var, bu hakları birileri koyuyor. Toplumla ilgili bir şeyler var ama toplumu yönetmeye çalışan birileri de var. Bu haklar bir şekilde oluşuyor, sonra bir de bu hakları ve hakların oluşup oluşmamasını inceleyen bir bilgi dalı da var. Bilim evet. Diyemiyorum ne olduğunu tam anlayamadım. Bilim dalı. Evet. Dolayısıyla hangi hukuktan bahsediyoruz?
Ve o hukuk dediğimiz şey varsa böyle hukuk diye bütün bir şey, o at mıdır, araba mıdır, arabanın arkasına koşulmuş anlamdır. Valla bilgi yarışmaları var ya, orada Joker hakkını kullanıyorlar. Tamam hocam, ben atayım, sen söyle onu. Öyle bir şey yapacağım. Şimdi, telefon olsun. Diğer şeyler, diğer söyleyeceklerim, diyalektik dil, diyalektik mantık. Diyalektik zaten dil demek. Yani sonuçta diyalektik bir dilin diyalektik olamamasını ben anlayamıyorum. Ha, olmayabilir. Her dil diyalektik kavramları anlatmak zorunda değildir. Tıpkı çok uzun zaman matematiğin olduğu gibi. Matematik bir dildi ama diyalektik kavramları anlatmaya yetmiyordu o çerçevesi. Şimdi değişiyor. Şimdi artık siyahla beyazın arasındaki tonları, gri tonları da içeren matematik disiplini var. Onu da, o geçişi de içeriyor. Dolayısıyla dönüşümleri artık matematikte anlatabiliyoruz. Dolayısıyla da bir dilin sırf dil olduğu için diyalektik olamayacağı veya mantığın sırf mantık olduğu için diyalektik olamayacağı saptamasına katılmıyorum. Yaşamla dil dediğimiz şey, yaşamın birebir iz düşümü ise ve yaşamın kendisinde dönüşümler oluyorsa dilin içinde de o dönüşümler olacaktır. Ha biraz geriden gelebilir, ileriden gelebilir, bilmem ne olabilir ama yani o elinde sonunda o dil o yaşamı anlatıyorsa o dil de o yaşamın içindeki dönüşümleri anlatacaktır. Onun içinde... Ama Aydın'ın sorduğu soru orada başkaydı. O dil kendisini kendi ha, kendini algılayabilir mi? Anlayabilir mi meselesiydi? Şayet hocamın iddia ettiği gibi o dil tüm gerçekliği kapsayabiliyorsa o zaman kendini de algılayabilir. Ama tüm gerçekliği kapsamıyorsa bundan daha sınırlı bir şeyse kendini de algılaması biraz zor olur gibi geliyor bana. Tüm gerçekliği algılayabilen dil yoktur. İşte tamam. Bilemiyoruz. Hukuk için öyle bir iddiada bulundu. Yok hocam. Bir tane bir ağır. Ya da onun için bir şey. Çevirebiliriz. Hukuka çevirebiliriz. Ve yeni şeyler çıkar çevirmeye çalışırız. Yani ben çok yaygın örneği bunu yaşanmakta olan örneği eşcinsel birlikteliklerin evlilik olarak tanımlanmayacak. Neden olduğunu da söyleyeyim. Çünkü mal paylaşman gerekecek. Öldüğün zaman mal bırakman gerekecek. Ve aile adına işlemler yapman gerekecek. Ve soyunu üretmen gerekecek. Hukukun içinde biraz önce sözünü ettiğim şeyler içinde bunların hep temel korucu unsurları. Atomların unsurları dışında. O nedenle aile olacak mı olmayacak mı? Aile olarak tanımlayacak mıyız? Evlilik olarak tanımlayacak mıyız? Tanımlamayacak mıyız sorusu var. Ama yani çok fazla örnek vererek bunu tartışabilirim. Kamu düzeni, disiplin düzeni gibi. Bir sürü şeyler söyleyebilirim. Parkta savunacağı bilmek, son dönemde çocuklar burada parka gitmem gerekmiyor. Parkta savunacağı bilmek kamu düzeni ilişkin bir sorumludur. Yoksa bir disiplin düzeni midir? Bu soru hukukun sorusu. Hukukçu sorabilir bunu. Ya da siyaset bilimi çalışan fakat hukuk durağını bilen adam sorabilir. Bilmiyorsa parktan bir şey çıkaramaz. Ben parktan şunu çıkarıyorum. Ankara'da parklar faşizmin kreşi. Çünkü her parkta bir özel güvenlik var ve bazı büyük parklarda her savunacağın başında özel güvenlik var. Disiplin düzeni birdenbire kamu düzenine çevrilmiş durumda. Bu diyalektik hukuk yöntemi olabilir. Bu oluş yöntemi olabilir. Bir gerçekliği açıklamak üzere hukukun kavramlarını dönüştürme ve oradan sonuca var. Onlarca örnek verebiliriz. Yani hukukçu dışı açılırsa, olgunun bilgisini açılırsa daha kolayca bilgi üretebilir. Fakat bu bilgi de yine eksiklidir. Fakat siyaset bilimci, toplum bilimci, antropolog, psikolog, sayın doktorlardan, iktisatçı, onlar hukuk durağını çözme gibi bir ödevi her zaman karşısında görürse ve bunun için birazcık zahmet sarf ederse çünkü sahip olamayacağı denli geliştiğim bir doğruluğa doğru, hakikate doğru ilerleyebilir gibi geliyor bana. Bunu sadece her seferinde anlatmak istiyorum. Bir de önerimi de şey yapayım, ondan sonra şu at araba meselesini... Ya at araba meselesini şey yapacağım, ben zor bir tartışmadan sonra da soracağım. Ama benzer karşılaştığımda soracağım. Siz biliyorsunuz. Hayır bilmiyorum, ne bileyim. Allah Allah, ben hukukçu değilim. Ya ben de sen matematik soruyorum. Tamam. Matematik at mıdır, araba mıdır? At mıdır, nedir yani matematik? Hocam matematik, arabanın arkasına koşulmuş attır ama bu at bazen tırsa geçer, arabanın önüne geçer. Onu biliyorum. Öyle miyiz? Ama bazen. Bazen. Gidip ekmek alsak, matematiksel olarak bunu söyleyebiliriz. Bana bir ekmek verebilir misin? Matematiksel olarak anlatabilir misin?
Tabii. Yani nasıl şeyleri çünkü adama kağıdı yazıp vermeye karşılık tabii yani bir simge alıp x deyip ona ekmek yükleyip ona. Evet. Ondan sonra da işte arz talep bizim iktisatta yapmış. Alma ilgini nasıl yazacaksın oraya? Nasıl yani almaya başlayacaksın? Bana bir ekmek verir misin? Matematiksel olarak nasıl yazacaksın? Bana bir ekmek verir misin? Evet. Anlayacak bir ekmek verir. Şöyle bir şey, belli bir kümeden başka bir kümeye bir fonksiyon olarak mesela ifade edebilirim bunu. Tamam. Yani o anlamda olabilir, olmaz gibi olur. Hatta daha dinamik şeyler de katabiliriz için. Önemli olmalı. Başka bir şey. Ha diğer, ya o ayrı, evet. Şimdi asıl durumdan vaziyete çıkardığım da şu. Hep söylediğim şey, ya burada çok güzel bir tartışma ortamı var. İster kızalım birbirimize, ister kavga edelim, ister katılalım, katılmayalım. Bu tartışma hepimizi zenginleştiriyor. Ben kavga edeyim, adamla kavga edeceğim. Neyse, bunu edince kameraya koyayım. Şimdi, madem bu kadar, yani şu kadarcık, şurada senden bizim olan 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi neyse okunup konuşup bu kadar ilginç entelektüel tartışmalar çıkıyor, faydalanıyoruz, hepimiz şey oluyor burası, kaymıyor filan. Bunu niye bizim çocuklarla yapmıyoruz, öğrencilerle de yapmıyoruz? Yani şu işte biraz öğrencilere atalım, aile değil, hiç olmazsa şurada bir konferans yapalım. Bütün herkese açık, başkalarını da davet edelim, kendimiz de konuşalım. Birbirimiz neyle uğraşıyoruz, hocalarımız arasında... Hocam, bir dakika. Hocam, aynen nereye açık? Buraya bir dakika sınırlar. Hocam, bir dakika. Taylan Hocam, bu toplantıdan ben 76-80 yıllarında bu okulda okudum. Tamam. 76-77 yılında buraya girmek mümkün olmazdı. Yerler böyle bütün buraları insanlarla oldu. Herkes otururdu böyle. Kapılar da açıldı, dışarıya da bir tane de hoparlör konuldu. Yani gelen gene gelirdi, gene yer burasıydı. Hiç değişen bir şey yoktu. Nerede öğrenciler? Bir, yani bir haberleri yok, ikincisi yeni bir grubu toplantıda sadece lisans doktor öğrenciler açık. Normalde lisans öğrencileri açık değil. Ben bir iki sefer lisans öğrencilerini de aldım, geldim, yer kalmadı yine. Ama mesela bunu Aziz Köklü'ye atıp bir daha biraz ya ayrıntıdan falan duyurup yaparsak çocuklar için de yani öğrencilerimiz için de hep bizler için de hepimiz için de çok zenginleştiriyor. Devam edelim. Söz isteyen değil mi? Söz isteyen biliyorum ama onlar da ilgili sanırım. Taylan Hocam. Taylan. Taylan. Bu kadar. Çok söz isteyen. Şimdi ben kendimce anladığım şeyleri biraz birazcık netleştirmeye çalışacağım. Belki hukukun biraz ne olduğunu, hani at mıdır araba mıdır orada elbette bir takım simgeler olsa gerek onu yapan kişi. Artık atı gerçeklik olarak mı gördü, arabayı yönlendirme olarak mı gördü onu bilmiyoruz. Dolayısıyla tam olarak bir şey söylemek sanki mümkün değil. Bir de yerel ve evet estağfurullah bu konuda ama şimdi bence hukukta bir takım kurallar tespit ediyor. Evet toplumsal gerçekliği tespit ediyor. Bu sosyolojik hukuk anlayışının da bir getirdiği bir şey. Olan biteni tespit ediyor. Ancak bazılarına da bakıyoruz ki tepeden iniyor. Bunu başka şekillerde de tabii anlayabiliriz ama yukarıdan kural bize geliyor ve toplumu yönlendiriyor. Bu her zaman olmaz. Her zaman nasıl olmaz? Toplumda hiçbir eğilim yoksa o kurala riayet olmaz. Ama toplumda eğilim varsa bunu yasa koyucular kendi isteklerine göre bir şekilde önümüze sunar ve değiştirebilir. Şimdi o değişiklik noktasında asıl sosyal bilimcilerden sanırım söyleşinin çıkışındaki kızgınlık noktası da o. Beklenen şey bu değişim için bize sunulan tasarıyı, teklifi gerçekten anlayabiliyor muyuz? Ya da bir değişim için sunacağımız öneriyi doğru yapabiliyor muyuz? Bunda hukuku gerçekten anlamamız gerekiyor. Özellikle dilini çözmemiz gerekiyor. Burada işte yerel mi, dünya için hani küresel mi? Bence hukukta küresel diye bir şey yok. Tamamen yerel. Çünkü belli bir dil üzerinden çıkıyor. Ama ne zaman küresel dünyanın yerelleşmesi aşamasında oluyor. Bir takım şeyleri o zaman yani küresel boyutta tartışabiliyoruz. Şimdi örneklere bakacak olursak, kadın hakları, kadınları koruyalım. Sosyal bilimci kişi görüyor bunu. Burada bir kötüye giden bir şey var. Korumak için bir düzenleme yapmamız gerekiyor.
Ama Türkiye'deki gerçeği, burada yereli tartışmamız çok önemli çünkü bizde eril dişil ayrımı en başından beri yok. Ne dilimize gelmiş ne başka bir şeye. En başından beri toplumumuzda kadın erkek eşit, hatta kadın üstte bile. Bir din faktörü var ki bizi etkilemiş. Din geldikten sonra kadın ayrışmaya, ötekileşmeye başlamış. Eğer biz hiç yer almayan yere kadını isim olarak sokarsak, burada işte bu eğilimdekilere çanak tutmuş oluruz. Buyurun gerçekleştirdiniz deriz. Sanıyorum bu noktada kızgınlığımız. Yani hukuku anlamamız gerekiyor ki orada. Yargıda ne oluyor, ne bitiyor? Pratik sonuçlarına yönelmekten, hani hukuku bir araç gibi görmekten çok, o aracı doğru kullanabilmemiz için önce anlamamız gerekiyor. Bunu es geçmeyelim ki hedefimize varalım. Sosyal bilimcilerden istenen sadece bu. Çünkü bizim o kadar derin bilgimiz yok. Her şey hakkında var ama hepsi hakkında az. Bu kadar. Bitirelim mi? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir sonraki toplantımız sanıyorum Boğaz Oğlan Hoca'yla olacak. Kabul ediyoruz. Gönderiyoruz. Ne zaman? Gönderiyoruz hocam. Tamam.